بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم. عزيزين حضرات، سواء بكم فيكم سديات موضوع سباحة أو دراسة أو تنزيه خشبي. يا شنيا تلاقي لنا أجمع اسم قرآن كريم تلاوة كلام بشر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا وعلى آله وأصحابه أجمعين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا أشبه أنجمنة تشكيلاتنا رجاء تأرغالك كورشتة اشتراك اتيادكن وعنوب بارياتكن أزيزلرمزجاء خصوصا بو أنجمنة اشتراك اتيش نيتنا بردرگن وكيدم اشتراك اتبتردن اشتراكنا رمزنا بلچلارجاء تشكر إزهار قرامز. Bizi bugünkü ushbu yig'inimiz o'ziga xos yangi bir ko'rinish, hodisa desak xato qilmagan bo'lamiz. Diniy ulamolar bilan birga tibbiyot xodimlari, mutaxassislari birga o'tirishib, dinimiz asosida, halollik, poklik asosida xalqimizni sog'lig'i haqida qayg'urish, muammolarni o'rtaga qo'yish, undaning yechimini izlash kabi savobli ishlar albatta yaxshilik, xayr barakani sabab bo'ladi. Bizning dinimiz, Allohning oxirgi va mukammal dini Islomda tibbiyotga alohida katta e'tibor berilgan. Musulmon ulamolar tibbiyot bilan diniy ilmlar orasida uzviy bog'liq borligiga qayta-qayta ta'kidlaydilar. Inson jism va ruhdan, qalbdan iboratdir. Ana o'sha jism bilan ruh o'zaro tavozun holatida bo'lsa, insonning jismi ham, ruhi ham salomat bo'ladi. Insonning badani, jismi, a'zolari salomatligi uchun tibbiyot ilmi demak harakat qiladi. Mana shu sog'lik salomatlikni ta'minlash ma'nosida, sog'liqqa putur yetishini oldini olish ma'nosidagi harakatlarga tibbiyot ilmlari demak mutaxassis bo'lgan, shuni insoniyat uchun xizmat qilishga joriy bo'lgan. Diniy ilmlar esa insonni ruhiy, ma'naviy hayotini sog'lom saqlash. Mabodo unga bir putur yetib qolsa, kasallik yetib qolsa, uni davolash ma'nosidagi xizmatlarni qiladi. Shu bilan birga bizning dinimiz Islom dinida faqat insonning ruhiga, qalbiga e'tibor berib, jismining tarafi unutilgan emas. Balki sog'lom tanda, sog' aql shiori ostida musulmonlarning ruhi bilan birga jasadlari, a'zolari, butun badanlari ham sog' salomat bo'lishiga ta'limotlar kelgan. Mana shu ma'noda demak, insonni sog'ligi haqida qayg'urish, uni onasini qornida homila sifatida paydo bo'lishdan boshlangan bizning dinimizda. Homilani toliqtirib qo'ymaslik, uni sog'ligini o'sha homila paytidan ta'minlab berish maqsadida onasini toliqtirmaslik ma'nosida, hatto Alloh farz qilgan ro'zadagi ibodatni ham homilador ayollarga tutmaslikka ruxsat berilgan, keyin qazosini tutib berish sharti bilan. Ana bola katta bo'lib tug'ilgandan keyin ham har bir lahzada shu sog'ligiga, salomatligiga e'tibor beriladi bizning dinimizda. Insonlarni kasalga chalinmasliklari uchun, sog' salomat yurishlari uchun kerak bo'lgan chora tadbirlarni barchasi ham bizning dinimizda ko'rilgan. Misol uchun sog'liq uchun parhez kerak bo'lsa parhez, jismoniy tarbiya kerak bo'lsa jismoniy tarbiya qilish va yana boshqa ko'p narsalardan aytish bilan birga insonni kundalik hayotida sog'ligiga foyda beradigan narsalarni barchasi bizning dinimizda halol deb e'lon qilingan, sog'liqqa zarar yetkazadigan narsalarni harom deydi. Misol uchun aroq harom. Nima uchun? Insonni sog'ligiga zarar yetkazadi. O'zi o'lib qolgan hayvonni go'shti harom. Nima uchun? Unda mikrob ko'p bo'ladi, degan odamni sog'ligiga zarar yetadi va boshqa narsalar shu qatorda ketadi. Mana mabodo Alloh bir ravo ko'rib inson kasal bo'lib qolsa, uni davolashga shoshilish ham musulmonlik burchidir. Va o'sha bemorlik paytidagi odoblar va boshqa narsalar hammasi dinimizda to'la-to'kis ko'rsatib berilgan. Shu bilan birga tibbiyot bo'yicha mutaxassis bo'lgan tabiblarni odoblari, axloqlari, bemorlar bilan bo'ladigan muomalalari va boshqa narsalar hammasi qator ko'rsatib berilgan.
Ana o şey talimatlarını Müslümanlar doğru düşündüğün paytıda, İslam'ı, İslami talimatlarını hayatlarına takip kılgın paytıda, Müslüman alanında insaniyet tarihi olmadan güzel ve yüksek derecedeki tabipler yetişip çıkar ve tıbbi hizmetler en âlâ derecede yolda koyulur. Bundan keyin hem biz araçlarını yolda koyuşumuz gerek. Bana şu arada hazırki encümanın teşkilatçıları Hadis ve Hayat Türkümünün 18. kitabı Tıb Vardan kitabını asas kılıp alışken. Hazırca bizde bu arada yazılgan eser şu kitap okturuptu. Bu kitap cüda bir kamukos organi için emez. Belki bundan başka yok organi için hazırca şimdi münacat tutturamız. Lekin inşallah gelecekte yine çok eserler payda olardı, yazılardı, tartılardı. Ve bu baradaki fikrimiz bayıydı inşallah. Hemmesi yaxşı olardı. Şunun için bugünkü encüman iştirakçıları da bu encümandaki iştirakları barakali buluşuna tılak falanlar. Bana belgelengen mazurlar boyunca yaplarını, sözlerini eşitse, cevaplar olsa, cevaplar olsa inşallah encümandan halkımız için bana şu arada bir faydalık netice çıkardı degan umuttamız. Allah Teala şu umudumuzda amelge aşıkta özü yardımcı olsun. Teşekkürler. Vatandaş, ilim ve arifatın barca sahalarda dünyaya müderris olan büyük allamalar, zabardast olumlar yurdu. Sürsen tıbbiyat sahası hem bu ülkeden bitip olumuna geçiş çıkan hiç kimse sayılmaz. Tıbbiyat ilmiye asas olan olumlardan bir genes gidin Sina damının kıyı alınışı sözümüzün nasihatıdır. Ağız tarihte tıbbiyat sahası ilmi ameli faaliyet yürürken olumlarımızın kıyken işleri bugün bu tıbbiyatın bazı sahalarının asas olumlarına bulup gelmekte. Hoş, bugün kunda tibbiyotning saviyasi qanday? Uning bugungi kunda erishayotgan yutuqlari, duch kelayotgan muammolar nimadan iborat? Bu mavzuni atroflicha yoritib berish uchun so'zni shifokor mutaxassis Muhammadjon Rustam tayyorlashga beramiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Bugungi mavzuimiz bugungi odamlarning tibbiy saviyasi. Bugungi odamlarning tibbiy saviyasi tibbiy madaniyatni oshirish, tibbiy saviyani salomatlik saqlashdagi roli. Bugungi kunda zamonaviy odamlar tibbiy saviyasini oshirishni o'z intellektual va madaniy darajalariga qarab turli sohalardan olishi mumkin. Chunki bilim olish hozir kitobdan yoki televizion yoki internet har xil gazet ommaviy axborot vositalaridan olishga juda ham keng imkoniyatimiz bor. Shularni tanlashga har bir insonni o'zini madaniy saviyasi yoki intellektual saviyasiga qarab tanlaydi. Ayrim holatlarda, misol uchun meditsinaga aloqasi bo'lgan odamlar ilmiy ma'lumotlarga asoslanib biror bir ma'lumotni olishadigan bo'lsa, oddiy xalq bu narsaga erishishi sal qiyinroq. Ya'ni bir ilmiy kitobni olib o'qish unga og'irlik qilishi mumkin. O'shaning uchun ko'proq televizion, internet yoki biroq gazeta, jurnallardan oladi. Lekin shu bugungi kelganda bu berilayotgan ma'lumotlarni juda chalkash ketilishiga ham olib kelyapti. Biroq bir narsani televizionadan meditsinaga aloqasi bo'lgan biroq bir dasturni ko'radigan bo'lsak, bu yerda ayrim holatlarda ilmiy yondashilmagan holatda ham berishga olib keladigan joylar ham bor. Shu narsalar ko'proq oddiy xalqni sog'lom holatdagi darajasidagi odamlarga tegishli qilishimiz mumkin, chunki og'ir holatga uchragan bemor hech qachon o'zini sog'lig'i bilan hazillashib biror bir narsaga urib o'zini qilmaydi, aniq bir mutaxassisga boradi. Ya'ni bunda uje mutaxassis bu narsani ilmiy darajada ko'rib chiqadi. Misol uchun biror bir amaliyot qiladigan bo'lsak, operatsiya uni to og'irlashishigacha yetkazib kutib o'tiradigan bo'lmaydi. Shu tibbiyot mutaxassisiga uchrashiladi. Qolgan insonlar taxminan sog'lom deb aytadigan bo'lsak, ular o'z sog'lig'ini bir me'yorda ushlab turish uchun,
Yani o'zini sog'lomlashtirish uchun tibbiyot xodimlari uchramasligi ham mumkin. U o'zining ustida ishlab olib boradi. Misol uchun biror bir dasturda, televiziyada yoki chop etilgan gazeta, jurnallardan ko'rib shu o'zini sog'lig'ining ustida ishlashga imkoniyati bor. Shuning uchun zamonaviy jamiyatda inson o'z sog'lig'ini tiklash va saqlash uchun professional tibbiyot xodimlariga murojaat qilishdan tashqari, har xil tabib, ekstrasenslar va shunga o'xshagan biror bir yo'l ilmiy yondashilmagan mutaxassislarga ham uchrab qolish holatlari yo'q emas. Ko'pincha shunaqa bo'ladi, ayniqsa biror bir yon atrofdagi qarindosh urug'i yoki qo'shni tanish-bilishlari ayrim holatlarda yoki ko'p holatlarda bir yaxshi samarali bir shifo olgan holat bo'lsa, shulardan eshitgan holatda shu tabib yoki shu holat yaxshi ekan deganda o'shanga murojaat qilib qolish holatlari ham bo'ladi. Lekin har bir inson shu borada yetib ketish kerak bo'ladiki, ishonch, biror bir ishonch mutaxassisga yoki shu mutaxassisni davolash metodikasiga ishonch bildirmagan holat bo'ladigan bo'lsa, bu ham yaxshi samara bermaydi. Ya'ni biror bir davolanish metodikasini samara berish uchun har bir inson o'shanga chin dildan bir ixlos qilib ishonch bildirgan bo'lishi kerak. Shaxsiy tibbiy muammosiga qarab tibbiy ma'lumot tanlanadi. Shu o'rinda o'z jismoniy va psixologik holatini yaxshilashga xohlagan sog'lom inson turli sifatdagi ma'lumot oqimiga qolib ketadi. Bu ma'lumotlar oqimi ichida asosiy qismi noilmiy ma'lumotlarni tashkil qiladi. Hayotga xavf soladigan holatlarda esa bu narsadan cheklanadi, boy aytgandek tibbiyotga murojaat qilinadi. Ananing tibbiyotni ayrim kasalliklardagi samarasiz holatlari ham funksional va psixologik kasalliklarni davolashda psixoterapevtik komponent yo'qligiga boshqa turdagi tibbiy yordam olishga ehtiyoj tug'diradi. Ya'ni biror bir aytaylik, hozir og'irgi paytda ko'p eshitamiz, onkologik kasalliklarni amaliyotsiz yoki amaliyot qilganda davosini ayrim holatlarda samara bermasligi kelib chiqadi. Misol uchun yo'q, o'lim bilan tugaydi yoki shuni qilmasak ham o'lim bilan tugaydi degan holatlar ham bor amaliyotda. Meditsinada o'shanda xohlaydimi, xohlamaydimi, u o'zini pichoq ostiga qo'yishga qo'rqadi. O'shanda boyiga aytgandek, biror bir tabib yoki biror bir o'tlar bilan yo'q, noan'anaviy bo'lgan usullar bilan davolanganda samara ham olib kelinish holatlari bo'ladi. Va o'zimni amaliyotimdan aytishim mumkin, bir shunaqa holat bo'lgan, o'zimni yaqinroq shu tanishimni atroma degan tugunchaga hosil bo'lib qoladi teri ostida. U bir og'riqsiz, bir bezovta qilmaydigan holat, lekin odamga sal noqulaylik tug'diradi. Shu atromani razmeri 2 sm bo'lganida shu bemor tanishim shuni olib tashlashni xohladi. Shunda bo'ldi deganda amaliyotga tayyorgarlik ko'rayotgan paytda juda qo'rqdi. Chunki u bezovta qilmaydi, og'rimaydi. Operatsion stolimiz o'shandan ketib qolganini eslayman. Shu ertasi kuniga bir kunda shu atromani gilosdagi kattalikda 2 sm atromani so'rilib ketganini o'zim guvohi bo'lganman. Ya'ni bu kasallikni o'zi qanaqadir yengish kuchi bilan yengib ketgan holatini ko'rsa bo'ladi. Hech qanaqa bir tig' tegizmasdan ham bosh qilmasdan. Shu holatlar ko'pincha onkologik kasalliklarda ham uchrab turadi. Ya'ni operatsiyasiz davolanishi imkoniyati bo'lmagan kasallarni yillar davomida yashab, ayrim hollarda shu o'smalarni so'rilib ketishini ham guvohi bo'lganmiz. Bu narsa haqiqatdan bor narsa, lekin an'anaviy bo'lgan tibbiyotga ozgina sal zidroq holatni olib keladi. Bir xil holatlarda bemorlarni shu vrachlarga bo'lgan nisbatan ishonchsizligini ham tug'diradi. Lekin bu narsani bo'lganda psixosomatik yoki psixoterapevtik yo'llar bilan ham qo'shimcha qilib davolanishi shart bo'ladi. U yoki bu kasalliklarni qo'shtirnoq ichidagi tuzalgan insonlar, boyiga aytganimizdek,
bilan muloqot qilganda tabiblarga murojaat qilish, ko'payish asos bo'lmoqda. O'shani tarafdan o'z navbatida moddiy manfaat ko'zlab qilinayotgan ko'z bo'yamachilik yoki yolg'ondan tabiblar, polbinlargacha borish holatlari bo'ladi. Bu bizani mentalitetimizga taalluqli bir xos narsa, bundan qochib chiqarib bora olmaymiz. Shu narsani oldini olish uchun ham shu yig'ilib bizani hozirgi yig'ilishimiz ham juda samara berishiga ishonchim bor, chunki asosan bizni xalqimiz ko'proq diniy bo'lgan adabiyotlarga yondashadi. Ya'ni biror bir sog'liqni saqlash, sog'liqni tiklash borasidagi biror bir masala bo'ladigan bo'lsa, diniy ma'lumot bo'lsa, jon jahdi bilan shu narsaga ishonadi. Lekin ayrim holatda boyiga aytib o'tgandek, tabib yoki polbinlarni moddiy manfaatni ko'zlab qilinayotgan holatlari bunga teskariga olib kelib qolishi mumkin. Ya'ni bizni dinimizga bo'lgan yetkizishi yoki meditsinaga aloqa bo'lgan xodimlarga ham buni bir zid holatga olib kelishi mumkin. Bu bundan kelib chiqib aytmoqchi bo'lganim, tibbiy xodimlarni albatta diniy bilimlari saviyasi juda kuchli bo'lishi kerak. Diniy targ'ibot qiluvchi larda ham biror bir meditsinaga aloqasi, tibbiyotga aloqasi bo'lgan fikrlari mustahkam holatda bo'lsa, menimcha bu narsa bir baham jihatlidir, kuchliroq kuch bo'lgan holatda yaxshi samara berishiga ishonamiz. Haqiqatdan bugungi kunda meditsinani bir joyda turib emas, yurmoqda desak, bugungi kunga kelganda meditsina yugurib ketish darajasigacha chiqdi, chunki texnikani, kompyuterlarni rivojlanishi bilan organizmdagi har bir bo'layotgan jarayonlarni mukammal darajada ko'rib chiqish imkoniyati bo'lmoqda. Shu jumladan mana hozir bugungi kunda men o'zim stomatolog vrachman, tish doktoriman. Shunga nisbatan kelib aytadigan bo'lsak, ayrim holatlarda bo'layotgan amaliyotlarni juda nozik joylarini odamlarga yetkazish sal qiyinroq bo'ladi. O'shanda misol uchun hozirgi kunda tishi yo'qotgan holatda uni o'rniga implantologiya degan fan rivojlanib bormoqda. O'sha narsa yon atrofdagi tishlarga tegmagan holatda mulkni o'ziga ekish deb aytsak bo'ladi shu holatni. Lekin bu narsa juda ham keng tarqalmagani uchun odamlar orasida bunga nisbatan juda qo'rquv qotdi. Bu suyakning ichida bo'ladigan bir protsess, ya'ni bir qiyinroq narsa bo'lishi mumkin degan fikrga olib keladi. Boyiga aytganda internet informatsiyani rivojlanishi bizga plus bo'lgan tarafi, insonlar shu o'zini fikrlarini shu yerda qoldiradi, forumlar deymiz. O'sha holatlarda o'zini boshidan kechirgan, shu narsani o'zida kechganlarga ancha oson bo'lmoq, targ'ibot qilish ancha oson bo'lmoq. Ya'ni kasal kelganda o'zimizdan ketadigan bo'lsak, biror bir ishonch qozonishimiz sal qiyinroq bo'ladi. Internetdan biror bir kasal o'zini fikrini yozganini o'qiganda, bemor shu narsani ko'rganda, haqiqatdan shu narsa bo'lgan ekan, bu oson degan fikrga keladi. Haqiqatdan shu narsa hozir kunda shu narsa bo'lib kelmoqda. Bir 2 yil, 3 yil oldin ham biror bir kasalga shunaqa bo'lar qo'yamiz, implantat qo'yamiz desak, chiqib ko'chada o'zini boshida ko'rmagan, hech qachon bir muloqotda bo'lmagan odamdan so'raladi. O'shanda u yo'q bu falon jarayonlarga olib keladi, yoki onkologiya bo'lishi mumkin, yoki suyak chirtishi mumkin degan o'z boshimchalik bilan yetib olgan fikrlari teskariroq bo'lardi. Ertasi kuniga kelib turib, yo'q doktor, men bu narsadan qaytaman, qildirgim kelmayapti dedi. Lekin bugungi kunda kelgan kasallarga men o'zim ham misol uchun borib ko'chadan o'zini boshida kechirgan odam bo'lsa so'rashdan tavsiya qilaman, yoki internetga kiring, u yerda forumlar bor, o'zini boshidan kechirgan shu qilayotgan ishlarini to'g'risida yozuvlar juda ko'pdir. Ertasi kuni kelganda internetdan o'qib kelgan o'sha bemorimiz bu narsaga sразу tayyor bo'ladi.
Bu narsa ham shu boyagi informatsiyani yaxshi yetkazib borishga taalluqli narsa deb hisoblayman. Hazrat ozgina mana shu sohaga biroz oydinlik kiritsak, yana to'ldirish ma'nolarida suhbatlar bormi? Rahmat sizga, so'zlarga, so'zingizga. Juda yaxshi mazmunli suhbat bo'ldi. Demak, sizga aytgan gaplaringizni qisqacha bir xulosasini aytadigan bo'lsak, har bir mo'min musulmon inson o'zini sog'lig'i to'g'risida qayg'uradigan bo'lsa, tibbiy saviyasini o'sha darajaga chiqarib yurishi kerak. Sog'liq to'g'risida o'zida to'la tushuncha bo'lishi kerak. O'zini badanida kechayotgan jarayonlardan, demak, sog'lig'iga putur yetganini bilib, tezda mutaxassisga murojaat qilish kerak va boshqa, demak, sog'lig'ini saqlash bo'yicha choralarni ko'rish kerak. Bunda asosan o'sha insonni tibbiy saviyasi, demak, ish beradi. Bizi dinimizda shu. Dinda sog'liqni saqlash uchun kerak bo'lgan ilmni har bir inson o'ziga keragini o'rganmoqda farz bo'ladi. O'rganmasa gunohkor bo'ladi. Johilligidan sog'ligiga zarar yetadigan bo'lsa, insonni o'zi gunohkor bo'ladi. Mana shu tarafga e'tibor berish kerak. Siz boshqa nimalarni ham aytdingiz, jumladan o'zingizga uchrashib, haligi shishi bir kundan keyin yo'qolib qolgan ma'noda. Bu ham yaxshi. Lekin u yo'qolib qolganlar tasodduf, ilm asosidagi narsa emas. Tasodifan bo'lib qolgan narsa. Bu narsalarni ilm asosida hal qilish kerak. Odamlarga shuni o'rgatishimiz kerak. Buni hal qiladigan tib degan ilm bor. Minglab odamlar yashab o'tgan, shuni qilgan, hozir shuni mutaxassislari bor. Ilmiy asosda bu sizdagi shish qoran-qoran jarayon asosida paydo bo'lgan. Buni davolash uchun mana bu ishlarni qilishimiz kerak deb aytish kerak. Nodir holatlarda sizni bemoringizga o'xshab bir kechada so'rinib ketishi bor. Allohga duo qilgandir, yolvorgandir, bo'lgandir. Lekin bu qoida bo'lmaydi. Qoida haligiga. Undan keyin siz aytdingiz, mana shu tibbiy saviyani oshirish vositalari ko'paydi. Ko'p bo'ldi, undoq bo'ldi, undoq bo'ldi. Yaxshi gaplar aytildi. Men taxmin qilyapman hozir, siz mana borib internetga qara desangiz, borib qarasa ruschada qaraydi, to'g'rimi? O'zbekchada yo'q. Mana gap shu yerda. Sizlar to'plashimiz ham shunda. Men bolalarga aytdim, Abu Muslimga, tip to'g'risida bir sayt ochaylik, qarang. 3-4 kun yo'qolib qoldi, yo'q, topib bo'lmaydi. Keyin men toplaringni o'rib turganimda, ta'sir siz kelganingizdan keyin men ish boshladim, qarasam bizni tilda umuman resurs yo'q deyapti. Shuni qildi, hozir yurib turibdi. Behzodiy bizga xat yozdi, boshqa bo'ldi, chaqirib kelib, ishlayin dedik, ishlayapti. Besara 2 yildan bo'ldim hozir. 2 yil bo'ldi, bitta sherik topolmayapti. Birorta boshqa talab kelib, yonimda o'tirib, o'zining sohasida ikkita maqola yozib bermayapti. Mushkula shu yerda. Bugun sizlarni kelganinglardan hammalaringizdan xursand bo'ldik. Mana hozir shu kelganinglar, mana shu saytga qo'shilganinglar deb hisoblasak-da, har kim o'zini mutaxassisligida, adabiyoti bor, boshqa bor. To'plaringiz endi ruscha o'qib, ruscha o'rgangansizlar, lekin shuni tarjima qilishimiz kerak o'zimiz tilimizga. Mana shu maslahatlar bor, chet eldan maslahat so'rashyapti. Chetlarga ketib qolgan o'zbeklar borib, o'zingizdan bo'lasizlar, bir konsultatsiya olsa ham qolgan pul so'raydi. Ma'lumot olsa. Shuni bu odam bekorga qilib beryapti qo'lidan kelganicha. Ana o'shalarga yordamlashingiz, tanish bilishinglarni aytinglar. Mana shu yerda bitta sayt ishlab turibdi. Hozirmi yo'qmi, xalqqa foyda beryapti. Biz ham bekor vaqtimizda bir haftada birmi, ikki haftada birmi pechon qator bir narsani yozib turaylik. Odamlarimiz shundan foyda olib, 10tami, 5tami, 30tami odamni ilmi oshib, savodiga yaxshilansa bizga savob tegar ekan degan gaplarni aytsalaringiz manimcha juda yaxshi bo'ladi. Nihoyatda xayr bo'ladi. Sizga tashakkur fikrlarni bildirganingizga. Inshaalloh yana ko'p fikrlar chiqsa kerak. Albatta, bu muammo insonlarning tibbiy saviyasini oshirish muammosi azaldan dolzarb bo'lib kelgan muammo. Bunda nafaqat bemorlar, hazrat o'tganlardek, nafaqat bemorlar bir tomondan harakat qilish kerak, ikkinchi tomondan shifokorlarimiz harakat qilish kerak. Va ayni mana shu holatda, ya'ni bemorlarni shahar sharoitida yashaydigan bemorlar
internet mana sahifalarga kirib ochib rus tilida bo'lsa ham topish mumkin. Ammo qishloqda yashayotgan nima qilar? Ularning tibbiy saviyasini qanday oshirish kerak? Bu borada qanaqa muammolar, buni qanday yechish kerak? Mana shu haqida o'ylaymanki, bosh qotirish kerak bo'ladi va shu muammoni yechish harakatlarini oshirish kerak. Birinchi qo'yilgan qadamlar mana shu o'zbek tilida berilayotgan sahifalar. O'zbek tilida berilayotgan sahifalar birinchi o'rinda saytlarda beriladigan bo'lsa, ikkinchi o'rinda bu sekin-sekin nashr qilinadi. Nashr qilingandan keyin bu narsalar o'sha chekka-chekka ulkalarimizda qishloq sharoitida yashayotganlarga yetib boradi. Va ularning ham o'sha tibbiy saviyasi oshishi keyinchalik uning o'zining sog'lig'iga bo'lgan qarashlariga boshqacha qaray boshlaydi. Juda ham tan olish kerak bugungi kunda aholining o'sha uzoq chekka sharoitida ma'lumotli axborot vositalaridan zo'roqda yoki bo'lmasa bu narsalarga e'tibor bermaydigan aholi qatlamida tibbiy saviya juda ham past. Mana shifokorlar bir qator shifokorlar o'tiribdi. O'zlariga o'zi boshqa joylardan ham bemorlar keladi. Ana shularda bo'lgan suhbatlarda o'zlariga ayon bo'lmasdi. Qanchalik bu narsani bog'lab ekan. O'ylaymanki, mana shu anjumanning bu narsani deb o'lchasi bo'ladi. Sekin-sekin bu narsani yo'lga qo'yib, rivojlantiramiz degan umidimiz bor. Insonga dard yetsa, shifo istab shifoxonalarga, shifokorlarga murojaat qiladi. Ammo afsuski, xalqimiz borlar orasida haligacha shunday odamlar borki, shifo niyatida har xil qoldi, baxshi, soxta tabiblarga murojaat qiladiganlar ham bor. Islom niqobi ostida faoliyat yuritayotgan ba'zi tabiblar, qoldin baxshilar orasida kim? Qoldinlik haqida muqaddas dinimiz nima deydi? Bu haqdagi mulohazalarni yosh tadqiqotchi islom olimlarimizdan Abror Muxtor Alidan eshitamiz. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قدر لي سبو أنجمال فقط نشتلالي قرمت لي أستاذ برشال عليك بغن قلياتيان إشتالمزنا موفقات لي برشلين الله تعالى نصور الله برشال عليك معلوم bu davrada o'tirganlarimiz ko'pchiligimiz guvoh bo'lganmiz, barchalarimiz ko'pchiligimiz eshitib o'qib bilganmiz tariximizda o'zimizni o'zbek millatini tarixida ma'lum bir mafkura bilan millatni tarixini, ilmini, qadriyatini pastga urib millatni millat o'laroq dunyodan yer yuzidan shuhrat tashlashlikka harakat qilgan kommunistik tuzum butun boshli din ta'limotlariga katta miqdorda urush e'lon qildi. Va natijada islom ta'limotlariga tegishli bo'lgan amaliyotlarni bajarish yo'lida tursin, islom to'g'risidagi gaplarni gapirish, islomga tegishli bo'lgan oddiygina salom aliklarni qilish bilan ham musulmon diyorida yashayotgan musulmonlar tahlika ostida qoldi. Yana bu mafkurani, ya'ni butun insoniyatning ustida jinoyat sodir qilgan mafkurani eng katta jinoyatlardan yana biri islom dini orqali odamlarning mafkurasini folbinlik, arroflik, munajjimlik tushunchalari bilan chalkashtirib tashlashligini ham o'zlarini oldlariga maqsad qilib qo'yishdi. Va bunga bir muddat erishdilar ham. Ular davrlarida islom nomi bilan munajjimlikni, folbinlikni ham man qilishlar bilan birga bu mafkura go'rga kirib, rasvosi chiqib bo'lgandan keyin odamlar shu xuddi folbinlikni, sehr bilan shug'ullanishlikni, ekstrasenslik bilan shug'ullanishlikni ham diniy ta'limotlardan deb bilib, shuni orqasidan yuradigan boshlashdi. Dastlabki mustaqillik davrlarimizda e'tibor beriladigan bo'lsa, odamlar kasalliklariga davolarini qidirish uchun folbinlarga borishligini xuddi musulmonlardan yordam so'ragandek talqin qilib olishdi. E'tibor beriladigan bo'lsa, folbinlarni oldiga borsa, erkaklari ham, ayollari ham islomiy liboslarni kiyib, o'zlarini oldiga tasbihlarni qo'yib olib, Alloh xudo shifo beradi degan kalimalarni ishlatib, odamlarni boshlarini aylantirishdi. Mana shu mafkura orqasida juda ko'p odamlar, bugungi kunda ham agar gaplashib, suhbatlashib ko'radigan bo'lsak, shu kabi noan'anaviy bo'lgan
usullarni barchasini islom deb tushunishadi. Musulmonchilik deb tushunishadi. Munajjimlar bashoratini yoki formullarning qilayotgan rasvogarchiliklarini ham islomiy bir tushuncha deb o'ylab yurgan odamlar oramizda yo'q emas. Ma'lumki, islom bular haqida eng qattiq gaplarni gapirgan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilingan hadislarni o'rganadigan bo'lsak, bularning har birlarini alohida nomini zikr qilinib, shariatga bularning umuman aloqasi yo'qligini, islom an'anaviy davolanish usulini, ilmiy uslubning tarafdori ekanligini ko'ramiz. Abu Dovud va Ahmad rivoyat qilgan hadisda Nabiy sallallohu alayhi vasallamdan Ibn Abbos radhiyallohu anhu rivoyat qiladilarki, u zot aytadilar: "Kim yulduzlardan iqtibos qilsa, sehrdan bir sho'ba iqtibos qilgan bo'ladi. Ziyoda bo'lgani ziyoda bo'laveradi" dedilar. Bu hadis sharifdagi yulduzlardan ilm iqtibos qilsa deyishlik biz hozirgi kundagi an'anaviy ilm bo'lgan astronomiya fani haqida gap ketmayapti. Balki astronomiya fani tanqid qiladigan astrologiya fanini payg'ambar sollallohu alayhi vasallam qoralayaptilar. Ya'ni abstrakt tushunchalar bilan odamlarga ilmiy isbot qilib bera olmaydigan narsalar bilan odamlarga munajjimlar bashorati deb talqin qilib ularning taqdiriga aralashib hayotdagi ularning shijoatini to'sib odamlarni aldayotgan munajjimlarni payg'ambarimiz sehr bilan shug'ullanyapti dedilar va Qur'oni Karimda sehr bilan shug'ullanishlik kufr ekanligini agar bu ma'noga qo'shadigan bo'lsak jamiyatda eng katta jinoyatchilikni qilyaptilar munajjimlar. Formullar haqida payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan Imom Nasoiy rivoyat qiladi. Qatan ibn Qubaysa radhiyallohu anhu Qubaysa rahmatullohi alayhi otalaridan rivoyat qilib aytadilarki, Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "Chiziq chizib tosh bilan va qush bilan fol ochish Allohdan boshqaga ibodat qilishdir" dedi. Bu hadis sharif aytilayotgan davrda balki folbinlar tosh bilan qush uchirib, chiziq chizib fol ochishardi. Bu qadar ommalashib har xil usullari chiqmagandi, lekin mana shu uslub bilan fol ochadiganlarni Allohdan boshqaga ibodat qilayotganlar, islomga umuman aloqasi yo'q insonlar mushriklar qatorida zikr qilyapti. Demak, biz islom mafkurasi o'laroq folbinlik bilan shug'ullanayotgan odamlarni umuman islomga aloqasi yo'q deb dalolat ayta olamiz. Yana o'zimizni odamlarimiz orasida bugungi kunda ham juda ko'p tarqab qolgan gaplardan biri sehrlanib qoldi, sehr qilinibdi, irim qilinibdi, issiq sovuq qilinibdi degan gaplar. Bular ham shariat nuqtai nazaridan, sof aqida nuqtai nazaridan islomga umuman aloqasi yo'q narsalar. Albatta sehr haqida ulamolarimiz to'g'risida ixtilofli fikrlar bor. Masalan, mubosharadan ta'sir qilishligi yoki ta'sir qilmaslik to'g'risida. Lekin jumhur ulamolarning fikri bilan sehr ikkiga bo'linadi. Birinchisi ko'z bog'lashlik. Odamlarni ko'zini bog'lab, ustamonlik bilan sizga yo'q narsani bor deb ko'rsata oladi. Bu sehrning ko'rinishi. Ikkinchi bir ko'rinishi bor. Buni jumhur ulamolar aytishadiki, insonga ruhiy ta'sir qilishga o'xshagan narsalar bo'lishi mumkin. Lekin bularning davosini ham albatta an'anaviy usul bilan davolashgan. Shu sohaning mutaxassisi bo'lgan tabiblar orqali davolashlikka shariat buyuradi. Hech qachon noan'anaviy bo'lgan, ilmdan tashqari bo'lgan, isboti bo'lmagan osonlik bilan davolashuvga kirishlikni shariat qaytaradi. Bizdan oldingi suhbatlarda eshitganimizdek, islomning tushunchasi doimiy suratda hayotiy narsani talab qiladi. Ya'ni bugungi til bilan aytganda real bo'lmagan narsalarni islom talab qilmaydi. Hayotda inson masalan bizda shariatda bor dam solishlik xususidagi davolanish uslublari bor. Lekin faqatgina har qanday kasalga dam solishlik bilan tuzaladi deyishlikni ham islom qaytaradi. Dam solish ham o'ziga yarasha shartlar bilan xususiy shartlar bilan amalga oshiriladi. Lekin albatta tibbiyot bilan birgalikda, ilmiy tibbiyot bilan birgalikda bularni amalga oshirib borishlik talab qilinadi. Bugungi kunda mana ustozimizdan oldingi suhbatlarda eshitganimiz Moskvada bosh kardiologlardan bo'lgan Yuriy Buzashvili degan kishi Rossiyadagi har yilgi
folbinlar ve ekstrasenslerge saklanı yapken pulning miqdorini 30 milyard dolar ekanligini aytdi. Bu haberni Interfax agentligi tarqatdi. Buni aytishi bo'yicha nafaqat endi bizni Rossiya nisbatan hozir biz ko'p odamlarni hayolida Rossiya tibbiy saviyada ancha baland deb o'ylaymiz. Lekin 30 milyard dollar havoga, botin narsaga, kerakli yo'q ilmiy asosi yo'q narsaga saqlanayotgan davrda demak tibbiyotning naqadar orqada qolib turganligini ham bu ma'noda e'tirof qilishimiz kerak. Tabiblar ko'paygani sari kasallar ko'payib borayotganligini e'tirof qilishimiz kerak. Sababi nima desa, demak, odamlarda kasal bo'lishi kuzatilayotgan insonlarda tibbiy saviyani yetishmasligi. Tabobat nihoyatda mas'uliyatli ish. Shariat, bizning islom shariati tabobatni o'zi bilmasdan turib da'vo qilgan odamni zomin to'laydi shu qilgan ishiga degan shiorni e'lon qilgan. Tabobatni nihoyat darajada mas'uliyatli ekanligini asosiy sababi tibbiyotning obyekti inson hisoblanadi. Bu tabib bir devorni yoki bir toshni davolamaydi, insonni davolaydi. Yer yuzidagi asosiy maqsad insonga qaratilgan. Inson baxtli bo'lsa, dunyo obod bo'ladi. Inson badbaxt bo'ladigan bo'lsa, baxtsiz bo'ladigan bo'lsa, kasal bo'ladigan bo'lsa, dunyo rasvo bo'ladi. Demak, tabiblarni oldida, xususan qo'llarida shahodatlari bor ko'pchilik mutaxassislarning ko'liklaridan o'tgan tabiblarning oldida nihoyatda katta darajada mas'uliyat bor. Shu mas'uliyatni barchalarimiz bilgan, sezgan holimizda bu ishda musulmonchiligimiz islom shariatini ko'rsatmasi asosida birgalikda harakat qilishligimizni so'rab qolaman. Alloh taolo barcha aytganlarimizni muvaffaq bo'lishligiga Xudoy taolo o'zi nasib qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi. Az buna ispat için teşekkür. İslam dinimiz, insanın iki dünya sonradaki erişiyonu kusatılıyor, yahut dast oldu. Binaenaleyh bu, insan hayatının birçok cevaplarını kana bulur. Bu dünyada bakli hayat geçirişinin asosiy omillardan biri ise uzakluğu, sıhhat salomatlikdir. Hoş, İslam'da insan salomatligini muhafaza qilish, mesela qanday yo'lga qo'yilgan. Biz İslam'ın bu boradagi ko'rsatmalarga rioya qilyapmizmi? İslam fiqh akademilerinin fatvalarında bu mesele kendi yardımcılığı. Bana şu savaşlar bilen İmam Davlamız Hüseyin Khan, Yahya Yandaz Etkilerimiz, Mehmet. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuh. Muhterem Ustaz, Şeyh Hazretleri Aziz. Akıncılar, Hamel Aleyhis, biz bu camiye hoş gelirsiniz. Allah Subhanehu ve Teala uzlu, yenge başlangıyan işin muvaffakiyetli oluşunu ürünmesi kılsın. Başlangıcımız etken hazırlığı mevzu, yani İslam'da insan sağlığını, selametliğini sakleşke bulgen itibar. Hakkıda iki ağız sözle ilişki icazını bilgesiz. Malum ki köpmerte iştikenimiz, shariatning maqsadlari degan so'z bor, qoida bor. 5 ta narsa shariatning maqsadlari. Shariatda nima taqiqlangan bo'lsa, nima buyurilgan bo'lsa, ana shu 5 maqsaddan biriga xizmat qiladi. Birinchisi dinni muhofazasi, keyingisi nafs jonni muhofazasi, keyingisi aqlni muhofazasi, keyingi nasl va mol-mulkni muhofazasi. E'tibor qilsak, shulardan 3 tasi insonni sog'ligiga, salomatligiga ta'limdir. Nafs, canlı, tanrı muhafazası, akıllı muhafazası, nesilli muhafazası. Demek, İslam'ın asasi maksatları bulunan 5 maksatının 3 tesi insanın salamatlığına hizmet edilir. Şunun için hem kadimki ulamalarımız, cümleden İmam Şafi'i rahmetullahi aleyhi teller, el-ilm ve ilimler, ilm-i tibbi'il adden ve ilm-i fiqh'il adyen. İlim ikide bölüm. Din o'rganish uchun fiqh ilmi. Badanni o'rganish uchun tibb ilmi. Undan boshqa hammasi majlisni qiziqtiradigan mavzular xolos deb qo'ydim. Ya'ni boshqalari ham foydali, lekin asosiy insonni hayotiga xizmat qiladigan ilmi degan ma'noda.
İslam dini insanın sağlığını saklaşkı etibar kılgende birinci bulup onu davalaştan sağlıkke, sağlıkını saklaşkı etibarını küşetirgen ana şunda birinci bulup paklikke çakırgen. Şeriyetimizde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerine meşgul paklik imanın yerindir diyorlar. Yani paklik imanın yerindir. Bu onun Müslümanlığının yer bir paklik. Yana başka bir hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem İmam Bukhari, Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayet ettiği hadiste haftada bir mette bedenli ve başını yoğurtuluş hakkın uğurluğa lazım diyorlar. Şunun deyip yana başka bir hadislerde ümmetimge meşakkat dokunmalarında meşakkat kırıp koyuşu mümkün olmalarında her tahavetlerinde bazı rivayette her namazlarında mesvak tutuşuna görülür. Yani tişini tazı tutuşuyor, ağzını pak tutuşuyor. Bu ham, asasi insanın sağlığını saklayabilen anlılığına gitmez. Şu bilen bölge, yani başka bir hadislerde Ayşe radıyallahu anh'a kılınan bu ayette on nesle fitretten insanın saf tabiyetinden dolayı tırnağını alıp yürüş, tüylerini tazanıp yürüş, bedenle üzgülendirken cönlerini yakışlayıp yürüş, boylarını kıslattırıp yürüş gibi ameliyatlarına erkenler, yani meneşeler olsa insanın fitreti saftırır. Buna kesse insanın fitreti buluştur, başlayın. Bunu adi giren yemez, belki insanın fitreti de baha verilir. Şunun dek dinimiz, insanın sağlığıyla tersif kürsetmişti, taşka amirlerde ham muhafaza kılıçlayıp, yoruyor burada. İnsan için suni napaktırmasıdır. Tabiyette ziyan getirildiğin üniversitelerini taklaş. Şunlar cümlesine. Daraflarını kesiştik hem Uyghur'da bu seviye. Şunun dek dinimizde insanın sağlığını saklaşki karakterler etibarlarından müddetse beden terbiyeye olma etibar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özleri çerdes bulundular, kuvvet bulundular ve sahabelerini şu yolu getirdiler. Akıl müsabakalar, yürüyüş müsabakalar bulundular. Hatta Peygamberimiz aleyhisselam kızları Ayşe radıyallahu anh'a bulundular, kızlarının annelerini musallakın yürüyüşkenler. Sahabe-i kiramlarının arasında hem hatta yürüyüş bile meşgul kurulan sahabeler kurulur. Top ateş ve süzüşme örgütçünün tazelerine Peygamberimiz aleyhisselam yürüyüşkenler burada dünya anlattık gibi. Şu bilemekle şeriatımızda dinimizde sağlıklı saklaşıya karakterleyen amellerden bir tanesi ibadet için Allah'a yakınlık hasıl kılıç için önce koyulgen ibadetler ham insanın sağlıklı hizmetini bir vasıta insanın niyet kıladır mı temelinin farkı yok. Kişi Allah'a kurbak hasıl kılıç için namaz okuyor. Lakin namazda o beden terbiyeni bir hastan becerir. Cümleden bu temin edilen bir meşhur bunu aldığı nefes boyunca işlemen alıp insanı doğru nefes alışı için gerek bulgen vaziyetlerinin suretini çizgen. Meneş suretlerde insanın ülkesi en doğru surette işleyecek. Özü bilmeken halette çizgen suretleri rükû, secde ve kâdımıyla. İnsan eğer ana şu halette uzak nefes alsa nefes alış ya bir çıkarış muazzeneti bulurken olsa cahiliye kenarlıyken. Şunun için hem dinimizde uzak ibadetlerin kıyamını uzak kılış, secdelerini uzak kılış, rükûnu uzak kılış tavsiye edilirken bu kurbet için kılmadı. Lakin şu bölüm bölge insanın tanesine sahip getirildi. Cümleden bazı alımlar etkiledi. Kişi secdelerini kök kılsa, tercihine de ötkenlerse, yaşı ötkense de erkek kişide hatırlarının pesayişi başladı. Şu bulmakken. 30 yaştan başlayıp 60 yaş geçe hatta İnsanın hatıra miya kısmını mutsuz heyecanında buladı. 30% kuru gitmeye. 60 yaşka bağlı. Eğer kişi köp secde kılsa şu bunlar gel. Cümleden teheccüd namazına. Alimler teşirmişte kişinin asabi tinçliğini tanımlamışı ve ruhi tetikliğini tanımlamışı asasi anlamlarından biri teheccüd bunlar. Roza ham sağlıkça hizmet kılar. İnsanın tanesiye girgen altıçça gızalarını çıkarıp taşlaydı. İnsanın tanesini sınıftırır. Hac ve umre ham hareket. Mihnet, cismani terbiye ediyorlar. Şubelen bölge İslam hani şu ibadetlerini buyururken yine sağlıklı, selametlikini muhafazası için kireklik oranlarda ruhsat hem verir. Tahavet sureti ise
bemorligi bo'lsa qayerga o'tsin. Turib o'qolmasa namozni o'tirib o'qishga o'tsin. O'tirib o'qolmasa yotib o'qishga o'tsin. Roza tutishdan agar roza tutishga qodir bo'lmasa fidyasini to'lashi mumkin. Xususan homilador va emizikli ayollarga vaqt kelganda sog'lig'i tiklanganda tutib berishlariga ruxsat berilgan. İslam şəriəti ana şu sağlıqni saqlashga qilgan e'tiborlardan bittasi insonning tanasiga ziyon keltiradigan hamma narsa halol qilingan. Bu mezon qilib olingan. Halol ham, ichkilik ham, kashandalik ham, ziyonlik ham hammasi halol. Hatto ibodatda ham tanaga ziyon keltirish taqiqlangan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Abdullah ibn Mas'udga ko'zingni senda haqqi bor, tanangni senda haqqi bor degan. Ya'ni ibodatda ham tanani qiynamaydigan darajada qilishlikni buyurgan. Shu bilan birga birovni tanasiga ziyon keltirilsa fidyasi xuni ham belgilab qo'yilgan. Shu bilan birga Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni hayotiy tajriba, o'sha vaqtdan sharoitdan kelib chiqib aytgan ba'zi tavsiyalari ham dinimizda tibbun nabaviy payg'ambar tabobati degan ma'noda keng o'rganilgan. Xususan Payg'ambarimiz alayhissalotu vassalomning har bir dardning davosi bordir degan so'zlari musulmon ummatiga shior bo'lgan. Mana shu ularni islom ummatini tibbiy saviyasini shakllantirishda, ularni kelajakda izlanishga olib kelgan. Biz hozir yuqorida oldingi suhbatlarda jamiyatni tibbiy saviyasini oshirish, xalqni, odamlarni tibbiy dunyo qarashini kengaytirish haqida gap bo'ldi. Shu yerda bir narsa esga tushadi. Ustozimizning tibbiyot kitoblarida bir dalil keltirilgan. Ya'ni hozir bu kishi ham yuqorida aytdilar soxta tanbih haqida. 931 sana Hijriy 311 sana Muqtadir, Xalifa Muqtadir tomonidan Bag'dodda tabiblarni imtihon qilib, imtihondan o'tganlarni shahodatnoma bilan taqdirlash marosimi bo'lgan, shu tabiri bo'lgan. Shunda Bag'dodning o'zidan 860 ta odam tabiblik shahodatnomasini olgan. Bular saroy va mashhur tabiblardan tashqari, saroy tabiblaridan tashqari oddiy tabiblar. Demak, maqbul vaqtni hisobda qaraydigan bo'lsak, yerlik aholini soniga nisbatan tabobatni kishilarning tabiiy saviyasi shuncha bo'lganki, shuncha odam tabobatdan xabar bo'ldi. Tabobatdan nafaqat sifatli xabar bo'lgan, balki shahodat oladigan darajada xabardor bo'lgan. Demak, ana shu shariatni, islomni ta'limotlariga amal qilib bo'lganda ana shunday natijalarga erishiladi. Dinimizda yana bir yo'lga qo'yilgan narsa tibbiy nuqtai nazardan, tibbiy muolaja bilan davolanmagan kasallar bo'lsa, ruhiy kasallik bo'lsa, ruhiyga ham ruxsat berilgan. Mavzuyimizning ikkinchi qismi bo'lgan fiqhiy akademiyalarni bu borada qilayotgan ishlari haqida qisqacha aytamiz. Hammalarga ma'lum, hozirgi kunda Misrda, Saudiyada, AQShda, Yevropada, Hindistonda turli fiqhiy akademiyalar tashkil qilingan. Ular zamonaviy turli masalalarga javob berib kelyapti. Jumladan sog'liqni saqlash mavzularida ham ularning fatvolari chiqqan. Misol uchun a'zolarni ko'chirish, jismni o'zgartirish, homilani agar ayolda nomeran tug'ilishi mumkin bo'lsa, uni oldirish, oldirmaslik, qon quyish haqida, sun'iy uchitish haqida va boshqa mavzularda tamomiy sog'liqni saqlash mavzularida fatvolar chiqqan, butun dunyoga tarqatilgan. Bizni islom o'z fiqh o'z partlarimizda ham bu narsalar berib borilyapti. E'tiborlaringizga rahmat. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Rahmat, Bog'dod. Albatta, buni qarangki, Bog'dod aytganlaridek, qachonki islom ko'krab, yashnab, rivojlangan joyda barcha ilmlar rivojlanadi. Xususan tibbiyot rivojlanadi. Islom qayerda yaxshi rivojlansa, o'sha narsa bu tarixda ma'lum narsa, tarixdagi o'tgan o'sha ota-bobolarimiz, ajdodlarimiz naqadar shu darajada ilm egalari bo'lganki, hattoki bugungi kunda ham mana Sino va shu kabi bir qancha o'sha tibbiyot bilan shug'ullangan, shu paytda shifokor bilan shifokorlik bilan shug'ullangan allomalarimiz o'sha islom ukrat yashnagan paytda faoliyat yuritgan. Demakki, islom ilmga intilgan edi. Bularni hammasi
insonni anhar uchun, salomatlik uchun, anhar uchun. Xalqimizda shu narsa shakllanib qolganda, misol uchun, islom din alohida narsa, bu faqat qanday marosimda, qanday faqat ibodat qilishda yo'q emas. Islom bu hayot tarzi. Hayot tarziki eng muhim bo'lgan insonni salomatligini saqlashda ham juda bu narsa mana hozir narsalarga o'tishdi. Islom Alloh taoloni so'nggi va mukammal dini. Oxir zamonga keladigan barcha zamonlar uchun, barcha makonlar uchun munosib va muvofiq bo'lgan va ko'rsatadi. Texnika taraqqiyoti bugungi bosqichi islom dini bilan nechog'li uyg'unlasha olmoqda degan savol. Xususan eng so'nggi texnologiyalarda jo'xorsangan tibbiyotda bu borada ixtiloflar bor. Bu mavzuda o'z tajribam misolida qisqacha gapirib bersam, chunki men faoliyatimni aldasam mana shu tibbiy texnika bilan shug'ullanaman, o'shaning uchun bu mavzuni yoritish uchun o'zim oldim. Albatta, ilm ham bir joyda turib qolmaydi, taraqqiy etadi. Zotan uning mazmun mohiyati ham ana shundadir. Agar bu taraqqiy etmasa, ilm emas. Bugungi kunda tibbiy texnologiya ham misli ko'rilmagan yutuqlarga erishmoqda. Bemorga tashxis qo'yish borasida tashxis qo'yish borasida ixtiro qilingan asbob-uskunalar shifokorga yordamchi o'laroq xizmat qilmoqda. Ishini yengillatmoqda. Bunday uskunalardan hammamizga tanish bo'lgan shifokorlar juda yaxshi bilishadi. Magnit rezonans tomografiyalari, uch o'lchamli ultratovush jihozlari. Magnit rezonans tomografiyalari, uch o'lchamli ultratovush jihozlari o'ta aniqlik bilan tashxis qo'yishda juda qo'l kelmoqda. Bu narsa shifokorlarimizga juda ham aniq tanish. Aholi ham ancha-muncha bu narsalardan xabardor. Texnologiyani yana bir yo'nalishi bu davolashda qo'llaniladigan asbob-uskunalar. Xususan lazer texnologiyasi bugungi kunda juda ham rivojlandi. Jarrohlikda ayniqsa bu narsa keng qo'llanilmoqda. Bir tasavvur qiling, bugungi kunda uzoq ko'ra olmaydigan og'ir turdagi miya xastaligi, ya'ni uzoq ko'ra olmaydigan xastalik bor. Mana shu xastalikni bemor atigi 15-20 daqiqa ichida mana shu lazer texnologiyasi asosida qo'llanib turadi, bu darajada to'liq xalos bo'ladi. Bu narsani o'sha yot texnika texnologiyasi rivojlangan joyda mana shu proyektlarga ega bo'ldi. Har bir odamni eshitganda bir seskantiradigan saraton kasalligi bor. Buni hamma yaxshi biladi. Saraton kasalligi bemorga o'lim sharpasirayotgan turdir. Agar kim shu turdagi saraton tashxisi qo'yilsa, bayqam bo'lib qolgan bo'lmoq mumkin. Shu aytib o'tilib, bo'lib shubhalar bor. Ayniqsa bu narsa miyada bo'ladigan o'sma kasalliklari juda xavfli bo'lib kelmoqda edi, lekin bugungi kunga kelib texnologiya rivojlangan shu darajada rivojlandiki gamma pichoq degan texnologiya bo'ldi. Ya'ni gamma nurlar asosida o'sha miyadagi o'smalarni bitta nurga to'plab o'sha o'smalarni to'liq tahlilda yo'q qilish darajasiga yetdi. Ya'ni o'sma kasalligi ham ma'lum bir darajada to'liq tuzalish darajasiga yetdi. Bularni hammasi kasallikni bartaraf qilish uchun qo'llanilayotgan texnologiya. Ammo bugungi kunda dunyoviy olimlar insonning genini o'zgartirish, uni kasallikka chalingan qilish borasida nano texnologiya o'zlashgan. Inson organizmini tirik to'qimalarni, organlarni, organ printerlarga nomlangan uskunalar ustida ish olib boradi. G'arbda bu narsa ancha taraqqiy etib, olimlar shu narsaga berilib ketishdi. Bugungi kunda shunday jihozlar, shunday printerlar, ya'ni organ printerlar degan narsalar chiqib ketdiki, butun to'qimani to'liq o'sha hujayrasidan boshlab to'liq to'qima shakliga kelguncha printer ishlab chiqadi. Bu narsa albatta ilm fan taraqqiyotining bir belgisi bo'ladigan bo'lsa, ikkinchi tomondan shariatimiz bu narsaga qanday qaraydi? Taraqqiyot bu tomonlari qanchalik to'g'ri keladi shariatga? Mana shu borada mana bu yerda ahlilar o'tiribdi, shu narsada ozgina bir mulohaza qilsak-da bu narsa mana shu shariatimizga to'g'ri keladi, ya'ni texnologiyaning insonning geniga aralashish darajasiga borib yetishi, yoki bo'lmasa o'sha alohida to'qima organlarini yetishtirishga bo'layotgan qilinayotgan ishlarga qanday munosabat berish kerak. Endi bu tomonni mana shu organ
printerlarni chiqishini, nima uchun bu narsa texnologiya rivojlanayotganiga qisqacha aytsam, organlarni organga muhtoj bo'lgan bemorlar juda ko'p bo'ladi, masalan, og'ir jarohat tufayli, avtoavariyalar tufayli ba'zi bir organlar yaroqsiz holatga keladi. Yoki bo'lmasa kasallik tufayli u yaroqsiz holatga keladiki, bu organni o'rniga boshqa bir a'zolar organni olib o'tkazish mumkin. Lekin bu narsani tayyor turmaydi hech qachon. Ba'zi bir paytlarda yillab tushadi. O'sha donor organ yillab tushadi. Shu maqsadda bugungi kunda mana shunday sun'iy ravishda organlarni to'plamdan ishlab chiqarish yo'lga qo'yilmoqda. Lekin bu qanchalik sharoitga to'g'ri keladi, mana shu narsani hozir ma'lumotlarga beramiz. Agar shu haqda mulohaza bo'ladigan bo'lsa بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بو دمك حاضر بيزاد ايت بودكان تبنى دمك بولمانا تفسيات انجينيريا سبيلا yani ki adamda bazı bir hücayralarını ya da bazı bir azalarını sünni ravişte demek yasaç manası. Ya ki hamlanın özü de o şu hamlaya bazı bir meselelerini kritik bilen bu adamı programlaştırıp koyuş derecesini yetip özü hamlagen insanın şeklini angene başkasını doğrulaş manalarında görmüşler bu arada. Bularını İslam Fıkhı Akademiyaları cüda çukur organış çıkışken ve neticede özlerinin fikirlerini, fatvalarını elan kılışken. Bu kebi kurulmuşlar, hazırlığı yaşayıp durgan insanların sağlığı için hizmet kılsa, bular, ruhsat. Lekin insanın tabiatını özgarış. Başkaca tan değildir, yangıca bir mahluk yaratış manasında kurulmuş olsa bunda ruhsat yok. Çünkü Garip'te ne olsa hem fayda koruş manası da şu buzgunçilik var. Tabii ki o sümriklerini, meyvelerini uzgatır işte. Hasat deme. Fayda koruş toprak kuru alış. Şunun akıbeti de insanın sağlığı gibi hadi zarar ehliyeti yaptı işin aslında. Tabii meyvelerini kurmaya kaldılar. Bu düşünce okşar. Hala o şey kılayetken izinlerdik insan tenesindeki işlerden bir azasından ayrılıp koyan adamda yenge bir koşumça azal kılıp davalaş manası olsa, sağlığını yaksılaş manası olsa, bunda ruhsat. Haydi bunda tarif konulandı. Bunu takdirlenendi, maktirlendi. Peki haliki erkende, hazır bir günde İslam'da bütün kurt düşmeydiler, dumala almanı kapı gelip sat erken geldi. O zarlıge maske gel, erkeni ne kadar dedi lan. O şey egezide fayda vermemin için hiç nezleden kaybedilen adam neseymenizse o olmayın. Çünkü insanın tabiatını buz işten ibaret buladı. Başkalarına zarar yetkisi bu özüge fayda gözleştiren ibaret buladı. Buna kadar etsem de ruhsat yok. Rahmet Hazret. Bana şu organlar koçuk bu kazış bugün gece önce Rojan kaldı. Bana şu bu arada ancak savunla kalmışken bana şu mağazana kısaca yoğurtu veriş için Respublika ko'krak jarrohligi tibbiy markazining xodimi Shavqatullah Ramatovga so'z bersak, bu shifokorimiz mana shu bugungi kunda yurtimizda o'rinlarni a'zolarni olib tashlash, qaysilarni olib tashlash, qaysilarni o'rinlarni ko'chiriladi, ularga tibbiy ko'rsatmalar qanday va bugungi kunda yurtimizda qanday ishlar olib borilayotganiga qisqacha ma'lumot bersam. Assalomu alaykum. Bismillahirrohmanirrohim. Transplantologiya organlar pulini o'tkazish sohasi meditsinada doimiy yuqori cho'qqisi hisoblanib keng. Xudoga shukurki, hozirgi kunda bizani meditsina ham shu sohada ilg'or ishlar olib boryapti va bu kundalik ishlar qoldi. Transplantologiyani o'zi bir necha bo'limga bo'linadi, albatta bu bevosita insondan insonga azob ko'rsatadi. Kegin biraz hayvanlar doğru kegin yani genç hatta boşkaçak bugün hangudan birileri azalık kucuklusuz ve bir egzekler bir tutum değil birileri
kucu azamın kucu kucu artık avuk transplantası bu yani azamın insan uzun bir arzasın başka bir bölge kucu kurtarış uzun bu uçun sahalı kaldı şimdi bize de en fazla kundu iki yol yapılgen ve hükümet olarak çözülgen bu büyüleken kucu kurtarış yani kesen bulgen halıttı karımdaşlara bir bastı karımdaşlar bu ota ona yok ki aki uki yoktu o kısmı dan kucuru olsun ruhsat verildi. Bu narsa 2013'den beri hemen başı barlattı. Fakültünde bir tahminen 57-63 yaş olarak verilse kalırdı da diğerleri 90% 99% sen böyle muhafakları çıktı bak verilseler. Çünkü ki 2 malların kuruşu sağlığı bak verilse oturdu da mesele cüye yakışı. Şimdi bunlar dünya bu kadar sorup getiriyen bulsaydı bu narsa albette gattı, Rusya'da çok böyle yaşlı olan yani kendi böyle oluyor. Bunu da Rusya'da verilen değerli bahçe az oldu. Bu yani yüreği, kız yapar, ciğer, yani mesela. Ama kuşu otuş mümkün oluyor. O ki şu noktada hemen az olan kuşu otuş ki Rusya'da verilen. Fakat bu şu anda var ki aslında insan oluyanlar kiyen, yer durumundan kiyen. Eğer şu azalı kelim diye şaşkın söyleyecekse şu sahada iş bitti, kocaya bakacağız. Yani bu donur diye azalar değil. Bu sahanın bu donur, kanka doğrudan halkları gelmesi bize de fazla kumda alıp olarak yaşayan biter gelmesi hükümet için sahanın fazla kanuni asası çıkartı. Fakat azalar geliyor ki bir kısmı alıp uçuş mümkün olan azalar geliyor. Bu meselesi bulunmaktı. Türk milliler kabul etkendi. Onun bu ikiden halı bir şey oluştu. Bu da halı oluştu. Bu maçları halı açıp kınavuklu işte var. Fazıl Kırlı bizden merkezimizde Kundali işi bu geldi. Eren Polen bu. Koçkan bir şey oluştu. Kacıma 9 vattı. Cigarda bir kısmını alıp şu kesel olan halı cigarda halı oluştu. Eksperimental işlerde alıp var oluştu. Ve bu anca yuvarlı falandı. Neyse bu. Yaxşı nəticədir. Mənim üçün yəni çox qalmadı. Rahmat. Amma bu nisbət üçün əlbəttə bu gün yurdumuzdə mana bunday bölüyətən işlər, yəni tibbiyat sahəsində bölüyətən var işlər hər hansı bir yerdə qaldı. Yəni bir təsir özüm etdim olsam, bu hematologiya institutunda imetekşir institutunda bu gün gündə mən şifakarlarımız xəbərdar Türkiyə bilən birlikdə nasho qon kasalliklaridan eng og'ir turlari bo'lgan nasho likoz kasalliklarini rivojlanishda ham o'zak hujayralaridan foydalanish texnologiyasini yo'lga qo'yishmoqda. Bu narsa bugungi kunda jihozlar olib kelindi, hammasi yo'lga qo'yildi va sekin-sekin bu narsalar o'sha Turkiya mutaxassislar bilan birgalikda olib borilmoqda. Bu ham bo'lsa-ki yurtimizdagi mana shu tibbiyot yangiliklarda tibbiy bilimda bu texnologiyada bo'layotgan yangiliklarni erishayotgan yutuqlardan bittasi hisoblanadi. Endi mana shu bizni portalimiz Islomuz portalimizda muslima ayollarimizga, muslima onaxon va singillarimizga ham mo'ljallangan muslima.uz saytimiz ish yuritadi bir necha yillardan beri. Muslimat.uz sayti vakillari ham bu borada ya'ni salomatlik borasida ancha xayrli ishlar qilishgan. Xususan muslimalarga atalgan saytda salomatlik degan bo'lim ochilgan bo'lib, unda inson salomatligi tibbiyot sohasi bo'yicha juda qiziqarli, foydali ma'lumotlar qo'yib borilmoqda. Bu narsa tahsinga sazovor, negaki ayollarimiz ham bu borada erkaklar bilan birdek bir xil darajada mana shu narsada hormay qolmay ish olib borishmoqda, o'zlarining malakalarini oshirishmoqda va xalqqa o'sha muslimalarga berayotgan xizmatlari judayam yaqimli. Muslim bu hafta mana shu muslimat.uz sayti vakillaridan bugun turimizga mavzu tayyorlashgan. Bu mavzu ayol ruhiyat haqida so'z deb nomlanadi. Hozir so'zni oliy toifa shifokor Ra'no Turdiyeva qiziga bersak, mana bu hafta suhbat qilib bersalar. Ayollar
tibbiy saviya hatto pastligi bu kichinga sir emas. Shuning uchun biz asosan salomatlik sohasida ko'proq ayollar psixologiyasiga, ruhiyatiga e'tibor bergan holda shunday yaqin masalalarda asosiy kelinglar ma'lumotlar berishga harakat qilyapmiz. Bugungi ozgina tarilgan narsa ham ayolning ruhiyati haqida bo'lib, ayollar ruhiyatiga bilan bog'liq bo'lgan ba'zi bir kasalliklar, undan kelib chiqqan oqibatlar to'g'risida ozgina so'z yuritmoqchiman. Ayol kishini ruhiy dunyosi juda ham nozik bo'ladiki, ayol atrofidagi yor-birodarlari, farzandlari uni juda ham avaylab asrashi kerak. Doimo qalbiga quloq tutishi kerak. Insonda mavjud bo'lgan juda ko'p kasalliklar psixosomatik buzilishlar, ya'ni ruhiy sihatdan kelib chiqadi. Ana shunday stress holatlarda odam o'zining atrofidagi yaqinlarining e'tiborsizligi, qaltis harakatlari, o'ylamay aytilgan bir og'iz so'z bilan ayolning asosiy boyligi bo'lgan salomatligi hamda hayotidan ajralishiga bir bahya qolgan bo'lgan juda ko'p holatlarda ko'pchiligimiz guvoh bo'lganmiz. Bugungi suhbatimizda hayotimizda eng ko'p tarqalgan, yildan yilga ko'payib borayotgan depressiya kasalligi haqida o'zimiz so'z yuritmoqchimiz. Bu temani tanlab olishimizga sabab keyingi yillar o'tib yillarda ayollar o'rtasida juda ham ko'plab sodir bo'layotgan suitsidal o'zgarishlar, o'z joniga qasd qilish fikrlari, biofarmatik holatlari, ba'zi bir zoratlarga rujuv qilish holatlari ham kuzatilib turibdi. Bir davrada biz ayollar bilan suhbat bo'lganda, savol javob qilganda, man auditoriyadan mana shu bir savolga psixologik ish murojaat qilganmisizlar degan savol bilan murojaat qildim. Shunda yoshlardan bittasi menga shunaqa deb javob berdi. Men kasal emasman, sog'man, shuning uchun psixologdan borishim kerak yo'q degan narsa. Shuning uchun mana shu narsa psixologiya sohasida xalqimizda jiddiy saviya judayam kamligi, ayollar ruhiyatidagi salbiy o'zgarishlar va ularni oldini olish haqida maqolalar berib borish fikrini to'ldirdi. Barcha rivojlangan davlatlarda har bir oilani o'zi murojaat qilib turadigan psixolog mutaxassisi bo'ladi. Sog'lom insonlar ham psixoterapiya muolajasini o'tash uchun psixiatr va psixologga vaqti-vaqti bilan uchrashish oddiy holga aylangan. Turli murakkab vaziyatlarda psixolog qabuliga borish uyat hisoblanmaydi. Hatto politsiyachilar o'rtasida ham maxsus kurslardan o'tgan psixologlar bo'lib, ular kerak bo'lgan paytda o'z joniga qasd qilmoqchi bo'lgan har bir inson fikrdan qaytara olishga moslashgan bo'ladi. Insoniyatning yerdagi hayoti rivojlanishi albatta krizis holatlarisiz bo'lmaydi. Ana shunday holatda inson ko'pincha atrofdagilardan yordam qidiradi. Misol uchun ayollar o'rtasida keng tarqalgan kayfiyatning besabab tez-tez o'zgarishi, hayot tarzining keskin o'zgarib borishi, vaqtni doimo qidirishligi, jamiyatdan orqada qolmaslik, insonga bo'lgan talablar kundan kunga oshib borishi, ketma-ket turgan muvaffaqiyatsizliklar, o'zaro ruhiy sulukdagi zo'riqishlar, oila a'zolari o'rtasida bo'layotgan qattiq ziddiyatlar, muammolar, ba'zan uzoq davom etuvchi ichki a'zolar kasalliklar orqasidan kelib chiqish holatlari, musibatlar, farzandlar bilan yaqinlarni o'limi, hattoki odamni o'ziga bog'liq bo'lmagan ba'zi bir situatsiyalar, misol uchun qo'shni davlatdagi urushlar, urushlarni muammolari, janjallar inson kayfiyatini o'zgarishiga, tushkun holatga olib keladi. Ayrim paytlarda bu o'zgarishlar uzoq muddatli buzib ketishi kuzatiladi. Kishida o'ziga yoki atrofdagi odamlarga nisbatan noto'g'ri norozilik belgilari paydo bo'ladi. Bu holatdan chiqib ketish qiyinchiliklar ichki bo'lgan paytlarda bu holat ko'pchilik holatda depressiya kasalligiga olib keladi. Bu vaqtda asosiy ruhiy hissiy buzilishlar xuddi avtomobil buzilishi, o'z joniga qasd qilishga urinish, biron bir faoliyatga qiziqmaslik, kam harakatlilik, undan chiqqan yotaverish, yolg'izlik intilish, muloqotlardan qochish, ichkiliklarga ba'zi bir dorilarga ruxsat qo'yish, xotira fikr diyarini buzilishi. Asosan depressiya ichki maqsadga intiluvchi, biroq hissiyotga yo'liqtiruvchi insonlarga uchraydi. Ular oila kasbdoshlari bilan aniq reja asosida ishlashga bo'lmagan bo'lib, yolg'izlikni yo'q tashlaydi. Depressiya insonning yashash tarziga salbiy ta'sir qiladi. Uning atrofidagi odamlar bilan munosabatini murakkablashtiradi. Bu kecha vaqt ko'pchilik vaqtda tashxis aniqlanmay, bu tushunmovchilik yanayam ko'payib, shu tariqa odam o'z yolg'izligini qovurib, sog'lig'iga o'ranib jamiyatdan uzoqlab boshlaydi. Bu esa o'z navbatida tushkunlikni yanada chuqurlashtiradi.
Bemorni aynan shu vaziyatdan chiqaruvchi mutaxassis psixolog yoki psixiatr ekanligini anglab yetishmaydi. Umuman mutaxassislarga murojaat qilmaydi. Buning sababi turlicha bo'lishi mumkin. O'zbekchilik deyishadi, atrofdagi insonlardan uyaladi, psixiatr psixolog davolab ostida bo'lib, ularni berilgan psixotrop dorilarni qabul qilishdan qo'rqishadi, tuzalishga ishonishmaydi, ishdan qaytishdan qo'rqishadi, qo'ni qo'shnilar, qardoshlar o'rtasida farqli tushunishlar tarqalishdan qo'rqadi. Ma'lum darajada yaqin kishilaringizdan muloqotda bo'lsangiz, ibodat qilish, Qur'on o'qish, zikr qilish, uyquni normallashtirish, mehnatga, jismoniy harakatga o'zini urish va ahvolni yengillashtirish mumkin. Lekin bunday tarzda sog'liq bilan bo'lgan har qanday vaziyatda kechiktirmay vrach va psixologga murojaat qilib qilish bizni asosiy shiorimiz bo'lishi kerak. Buni biz saytda doimo yoritib boramiz. Kerak bo'lsa sayt orqali murojaat qilib bizga savol javob orqali qanday darajada bizlarni yo'llanmalar, ko'rsatmalar, maslahat olishga tashrif qilamiz. Psixologik va tibbiy yordam har bir konkret holatda insonni o'zidan uni sharoitidan kelib chiqqan holda maslahat berishni, uni sirlarini doimo saqlanishini, kerak bo'lsa inson atrofidagi yaqinlar bilan ishlashini taqozo qiladi. Psixolog inson holatdagi kasallik va sog'liq chegarasini aniqlab, tibbiy yordamga muhtoj bemorlarni o'z vaqtida psixiatr ko'rigidan o'tishni uyushtiradi. Shu yo'l bilan ba'zi halokatlarni, ya'ni suitsidal fikrlar, urinishlarni, narkomaniya, dorilarga hujum qilish holatlarini oldini olishda amaliy yordam beradi. Psixolog qabulida dastlab suhbatdan o'tgan bemor dunyoqarashi aksariyat holatlarda keskin o'zgaradi. Suhbatni qanaqa darajada samarali o'tkazishi mutaxassisning, vrachning mahoratiga bog'liq. Depressiya insonni odatdagi hayot tarzi tizimdan chiqarib, ertalab uyqudan turib, kun bo'yi nima bilan shug'ullanishingizni bilmasangiz, kunlar shu tariqa bir-biriga kechishi bilan bo'lgan holatga keladi. Bu kasallikni erta aniqlash, kuzatuvni olish, davolash, bemorni bu holatdan tez chiqib ketishga yordam beradi. Davolashda asosan klassik meditsinada ikkita yo'l, birinchisi bu psixoterapiya, ikkinchisi farmakoterapiya. Psixoterapiya yo'li bilan depressiyani yengil hollardan davolash mumkin. Og'ir holatda albatta psixiatr ishtirokida antidepressant dorilar bilan oila a'zolari bilan birgalikda uzoq davomli davolashga to'g'ri keladi. Bu bemorlarni davolashda yaqinlari bilan o'zaro muloqot qilish judayam ahamiyatli va muhim. Chunki ba'zi oila a'zolari bemor bilan uyga shunday holatda zarur yaratadiki, bu vaziyatda bemor tarqoq yanada og'irlashadi. Bemor har qanday holatda istagan paytda psixolog bilan muloqot bo'lishiga sharoit yaratib berish kerak. Dorilar esa depressiya bosh simptomlar darajasi ham tavsiya qilish mumkin. Vrach yoki psixologni bemor oldiga qo'yilgan eng asosiy shartlardan biri davolash reja asosida olib borish, vrach tavsiyalarini so'zsiz bajarish, dorilar bilan davolanish jarayonida psixoterapiya muolajalari o'tkazilishi bemorni tuzalishlarini kamaytirib olib keladi. Depressiyani asosiy dorisi psixoterapiya va dori darmon bo'lishiga qaramasdan ko'p narsani tabiiy tarzda olishning imkoniyati bor, oldini olish imkoniyati bor. Bulardan asosiysi bemorni yashash tarzini o'zgartirish, harakatchanligini ko'paytirish, to'g'ri ovqatlanishni, to'g'ri turmushni yo'lga qo'yish, uyquni normallashtirish. Depressiya bilan kurashda bir necha yildan oylab ketish mumkin. Lekin mana shu davrda bemor atrofidagilar, yaqinlari, oila a'zolari doimo vrach bilan muloqot qilib, bunga harakat qilishlari kerak. Bizning saytimizni kuzatib borgan ayollarimizga ko'pincha shuni tavsiya qilamizki, bu kasallik tuzaladi, bu kasallikdan shifosi bor. Irodangizni mustahkam qiling. Avval siz kuchli inson bo'lgansiz, shuning uchun bu kuch sizni tark qilgan bo'lsa, yana o'zingizga albatta qaytib keladi degan so'zlar bilan murojaat qilamiz. Hamda ruhiy kasallikni asosiy mani fikricha hamda bizni saytimizdaicha ruhiy kasalliklar qutishni asosiy choralardan eng birinchisi Allohga yaqinlashishni hisoblaymiz. Allohga yaqinlashish, Qur'on o'qish, zikr qilish, zararli tuyg'ular, tushunchalar, fikrlarni tez qilib chiqishga asosan yaxshi yordam beradi. Sizlarga rahmat. Savolingiz rahmat mas'ulimiz bilan uchrashdik. Albatta juda dolzarb mavzuni ko'tardi saytimiz qizlari.
Çünkü depresiya bugün kunda olimlar fikricha 2020-2025 yilga borib barcha kasallardan ortda qolib birinchi o'rinda chiqadi degan bosh holatlar bor. Ya'ni ki depresiya butun dunyoda sub rivojlanib ketyapti. Nima uchun shunaqa? Chunki asosiy sabab ijtimoiy hayotimiz. Ijtimoiy hayot o'zgarib ketayotganligi, barcha bo'layotgan mana shu inson hayotidagi noqulayliklar, nomutanosibliklar, kelishmovchiliklar oilada, jamiyatda, xususan mana o'zimizda o'zbekchilikda bo'ladigan har xil oiladagi kelishmovchiliklar, bular hammasi o'sha depressiyaga sabab bo'ladiki, bugungi kunimizda mana shu depressiya bizda aksariyat holda xalqimizda yashirin kechadi. Mana shifokorimiz ham buni tasdiqlasa kerak, yashirin depressiya judayam ko'p. Bu narsaga e'tibor berilmaydi, murojaat qilinmaydi. O'zi juda qiziq narsada aslida islomda mana shu psixologiyani shakllantirish psixologiya fanini islom dinida qanday o'rni bormi degan savol tug'iladi ba'zida, chunki azalda bu narsa bo'lmagan. Umuman psixologiya fanini o'zi paydo bo'lganiga juda borsa 100 yil bo'ldi. Bu juda yosh fan hisoblanadi. Bu narsani shakllantirgan, psixologiya fanini shakllantirgan olimlar, bular hammasi g'arb olimlari. Nima uchun shunaqa shakllantirildi? Chunki o'sha jamiyatdagi bo'layotgan, inson ruhiyatidagi bo'layotgan o'zgarishlarga qandaydir bir yengillik yaratish maqsadida bu narsa fan o'zidan rivojlana boshladi. Buni metodikasi, metodologiyasi, o'sha psixologiyani, insonni ruhiyatini o'rganish, unga ta'sir qilish, uni o'sha ruhiy tushkunlikdan chiqarishga asoslangan fan hisoblanadi va buning umuman boshqa jihatlari ham juda ko'p. Ammo islomda buni o'rni qanday? Umuman agar islom dinini o'zidan nohiyadan olib qaraydigan bo'lsak, islomga to'liq amal qiladigan odamga psixologiyani o'zi kerak bo'lmay qoladi. Ya'ni umumiy qilib aytadigan bo'lsak, ikki dunyo saodatiga erishadigan narsa. Ikki dunyo saodati degani bu dunyoda ham baxtli hayot kechirish, oxiratda ham Allohning roziligiga erishish va baxtli baxt saodatga erishish. Endi mavzularimiz yakunlab qoldi. Mavzularimizga yakun yasashdan oldin tibbiyot sohasida mana shu portalimizda olib borilayotgan xayrli ishlar haqida ham ozginagina to'xtalib o'tsak, bu hafta mana shu portalimizni mudiri Abdumuslimga so'z beramiz. Ozgina qisqacha ma'lumot berib o'tadi. Islomuz portalida tibbiyot sohasida Islomuz sayti 10 yillik faoliyati davomida tibbiyot va salomatlik sohasida juda ko'p ishlarni amalga oshirdi deya olamiz. Xususan portal tarmog'ida deyarli barcha portal tarmog'idagi deyarli barcha saytlarimizda salomatlik va tibbiyot medisinaga oid o'ziga xos uslublar tashkil qilingan. Ular sayt yo'nalishiga ko'ra maqolalardan rivoyat etib kelinmoqda. Misol uchun saytida Islom fiqh akademiyasi fatvolari qo'yilganicha medisina tibbiyotlarga oid. Info Islom saytida esa hozirgi zamonaviy medisina va uning Qur'on va sunnat bilan uyg'unligini yoritadigan ko'p maqolalar qo'yilgan. Muslimatning saytida hozir o'zlari aytib o'tgandek salomatlik bo'limi bor va unda ayol va bola mavzusiga oid juda ko'p maqolalar qo'yilgan. Oilamiz yaqinda tashkil qilingan oilamiz saytida esa oila shifokori maslahatlari ochilgan. Lekin asosiy portaldagi eng asosiy ishimiz bu sayt tadbirlarining tashabbusi va duolar bilan yo'lga qo'yilgan Islomuz sayti bo'ldi. Bu saytimiz internet olamida katta muvaffaqiyat qozondi. Xususan 2012 yildagi UzMedia Domain internet festivalida medisina va salomatlik nominatsiyasi bo'yicha Islomuz sayti eng yaxshi sayt deb e'tirof etildi. Sayt asosan shayx hazratlarining tib va dam kitobi, Islom fiqh akademiyasining fatvolari, zikr ahlidan so'rang sahifasidagi medisina, tibbiyot, salomatlikka oid savol-javoblar asosida tashkil qilingan saytimizda hamda yurtimizda ko'zga ko'ringan olimlarimizning ilmiy ommabop kitoblari qo'yilgan, xususan Safar Muhammad nomlariniki, eng rahmatli O'tgan Murod nomlari kitoblari qo'yildi.
Bundan tashqari, boy milliy xazinamiz bisotidagi kitoblarga ham elektron ko'rinish berilib, ularni portalimiz o'quvchilarga taqdim qilib kelmoqdamiz. Misol uchun Ibn Sinoning tib qonunlari va boshqa bobokalonlarimizning kitoblari asosida tayyorlangan maqolalar, tib islom saytida kundalik xabarlar, islomiy tib, xalq tabobati, kasalliklar va ularning muolajasi bo'yicha va boshqa ko'p bukunlar o'quvchilarimiz xushnud etib kelmoqda. Tib islom saytida psixolog va shifokor maslahati onlayn xizmati ham yo'lga qo'yilgan. Misol uchun bu anjuman boshida o'sha masalaga to'xtaldik. Ko'pincha odamlar o'zini meditsinaga, tibbiyotga oid savollari bo'lsa, forumlarga, internetga murojaat qilinsa, asosan ruscha yo boshqa tildagi saytlarga murojaat qilinadi. O'zbekistonda ilk bor o'sha birinchi bo'lib o'zbek tilida o'sha islomuz portalida o'sha narsa psixolog va oddiy shifokor maslahati xizmati yo'lga qo'yilgan. Endi mana shu portalimizni savol javob bo'limiga, xususan islomuz saytini onlayn maslahat bo'limiga kelib tushayotgan savollarni bir qismiga ko'targan masalani yozishga navbat bersak-da, bunda ba'zi bir savollar kelib tushadi. Shuningdek, mana onlayn hozir internet uzatilyapti, onlayn savollar ham kelib tushib turibdi. Bu borada shifokorlarimiz faolroq ishtirok etishini so'raymiz. Mana shu savollarga javob berilsa-da, agar buni shaxsiy masalalar ko'targan bo'lsa, ilmahlardan iltimos qilamiz, bu narsani shariy tomonlarga yoritib bersalar. Savollarimiz ko'pincha tez-tez savol berib turiladigan savollardan biri. Bu yerda mana reanimat organizatorlarimiz ham ishtirok etyapti. Odatda mana shu og'ir holatga tushib qolgan, qo'mayan, behush holatga tushib qolgan bemorlar sun'iy nafas oldirish uskunasiga, jihozga o'rnatiladi. Mana shu jihozga o'rnatish bemorni ulashishga qanday ko'rsatmalar bor? Ya'ni tibbiy ko'rsatmalar qanaqa? Bu narsadan o'chirish qanday bo'ladi? Ya'ni qanday holatlarda shifokor biz bugun kunda mana shu apparatdan, ya'ni sun'iy nafas oldirish apparatidan qaysi paytlarda o'chirishyapti? Va bu o'sha zamonaviy tibbiyotda qanday bo'layapti-yu, shariatda bu narsani ko'rsatmas qanday? Mana shu narsaga to'xtalib bo'lsak, avvalambor mana shifokorimizga murojaat qilamiz. Mana shu narsa, demak, sun'iy nafas oldirish apparatiga ulash va uni o'chirish bo'lgan ko'rsatmalar haqida o'zingiz qisqacha ma'lumot bersangiz. Assalomu alaykum. Bismillahirrohmanirrohim. Hozir kunda sun'iy nafas olish apparati bu hayotni ma'lum bir qismida, o'tkir hozir birinchi anaqalar показаниялар bo'yicha gap ko'rsam, birinchi uchurda bu koma holatida, nafas yetishmovchilik holatlarida, keyin o'tkir va yurak xastaliklarida bu sun'iy nafas olish apparati o'tkaziladi. O'tkazishdan maqsad o'zi asosiy maqsad sun'iy apparat nafas olish apparati o'pkaga ketayotgan energiya odamni energiyasi 50% hisoblanadi. 100% odam qism 50% o'pka nafas olishga ishlatiladi. O'shani kompensatsiya qilish maqsadida sun'iy nafas olish apparati o'tkaziladi. Bu degani masalan insult bilan holatda kasal kelsa, koma holatda kelsa o'zi bitta foydasi bor. Birinchi uchurda endi bu ustroq aytaman. Zashida mozga deydi, himoya qilish miya, ikkinchisi reanimatsiya mozga deydi. Bu o'sha miyani kislorodga bo'lgan ehtiyojini kamaytirish. Miya shunaqa organki, mana bizani aqlimiz, miyamiz, anaqa, shunaqa organki, kislorodga sal kamayadigan bo'lsa, butun boshqa organlar yopadi. Kerak bo'lsa o'pkani, yuragini ishga yetadiki tezroq ishlab, manga kislorod kerak, manga kislorod bilan boyishim kerak, man anaqa qilishim kerak. Lekin ularni miyadagi to'qimalar o'zingizga yaxshi ma'lum qaytadan anaqa qilmaydi, ko'paymaydi. Faqat ulash Alloh bergandan keyin faqat kamayib, shu aytganingizdek, o'lish bilan tugalar aqlan. Shuning uchun bu narsalarni saqlab qolish maqsadida, kislorod bilan ta'minlash maqsadida sun'iy nafas olish apparati o'tkaziladi. Bu hozir tibbiyotda o'zbekchilikda, O'zbekiston sharoitida qarasa, bo'ldi u apparat o'tkazish odam uchun o'lim bilan barobar bo'lib qoladi. Yo'q, bunaqa emas. Bu degani odamning hayotiga kurashish. Ma'lum bo'lib turibdi. Eng ko'p ventilyatsiya qilganimiz bizning sun'iy olish apparatida
Ben uzun bir şahsen bir kızcağını, 18 yaşar kızcağını 100 günün ağaçı ventilatör yapacağımız. 100 günün ağaçı da çıkıp gitken o şahsı, şu aparattan alıp anlayacağımız. Böyle köpünce adamla şambiyip oladı, şu marşı sünni alışı, evil deyiniz bize, bu anlayalım. Evil'den çıkmayın dedi böyle. Lekin hazır şu çiğ değildi hem, hazır bize de hem, şu akıllı evil'de kebat. Siz belgen parametrisi karakterip, uzayan kana qiladi, vaqt uchatsa qilib, mamjoda mamna qilish kerak degan anaqalar berib turadi. Tavsiya ham berib turadi. Deb o'shanga hozirgi kunda shu bo'lmoq holatlarda chiqarishdi, o'tkir yurak yetishmovchiliklarda har xil zaharli moddalar bilan atravleniya holatlarda o'sha ibrilni qo'llash juda zamonda bo'lish hozirgi zamonda juda yaxshi qo'llanilmoqda. A qanaqaga pokazani hozir Vilna olish masalalari bo'yicha endi bu yerda men ko'p narsa ayta olmayman. Biz ko'pincha aytamizki, bu masalan bir xil kasallikda vilna olish hayot bilan tugash bilan tugaydi. Eutanaziya deyiladi tibbiyotda. Eutanaziya. Biz ko'pincha aytamizki, qarindoshlarga aytamiz. Agar sizlar qolmayotgan bo'lsangiz, mana shu vilni ushlashdan qolmayotgan bo'lsangiz, kelinglar deb o'chiringlar, biz berib yuboramiz kasal. Ko'pincha shu holatda bo'ladiki, bize dedi bunga qarshimizni biz olib ketmoqchimizni uyda dedi o'zi qarilashamizni sultonimizamizni ana uyda bo'lsin deydi. Aytamizki, mayli o'chiringlar, lekin bizda agar hozir o'chirsa eutanaziya bo'lib qoladi, odam o'ldirishlar barbar bo'lib qoladi. Shuning uchun biz bu taraflama aytamizki, qarindoshlarni o'zi hal qilsin. O'zi hal qilsin, masalan o'g'illar, qizlar, amakilar hal qilsin. Agar kerak bo'lsa, o'sha apparatni o'chiradigan joyini ko'rsatib o'chirsa, bu bo'ladi, keyin biz berib yuboramiz degan bo'lsa. Ko'plar qo'rqadi, o'g'illari anaqa qiladi, aytadiki, yo'q, istisni bo'la qolsin, yoki anaqa qila qolsin deydi. Endi hurmatli sharhimizda bu taraflar masalalarni yoritib ko'raylik, qanaqa bo'lishini men to'g'risini bu tarafini bilmayman. Anaqa biz aytamizki, bu odam o'ldirish bilan barobar, shuning uchun biz bu narsaga aralashmaymiz, bizga o'zi ortiqcha gunohkor qilib qo'ymang deb aytiladi. O'zlarini praktika xalqimdek bo'layotganini biladi. Yana hozirgi kunda o'sha anaqalarni man chatga murojaat qilmoqchi edim, o'sha ishlatilayotgan narkotik masalalari bo'yicha man shu savollar bilan kelmoqchi edim. Anaqalarga hozirgi kunda narkozlik berilishi, anaqa sunniy qo'ma holatlari kirgizish, o'sha paytda narkotik vositalar ishlatiladi. Bu islomda qanaqa qaraladi, o'sha narsalarga ham murojaat qilmoqchi edim. Bu savollarga hozir yana vaqt bo'ladi, savollarga sizlar o'rin yana vaqt beramiz, agar savollar bo'lib qolsa ham shu masalada. Hozir mana shu masalaga shaxsiy tomonidan o'zgina hazratimiz tushuntirib bersalar, apparatdan o'chirish iyi masala qanday bo'ladi? Masalan, islomda qanday qaraydi? Bismillahirrohmanirrohim. Insonda sağlığıyla üçün kuraşış, hayatını sağlığa kalış maksadında vasıta kollar tadıplarını kurca. İnsanlarına hem kurca. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah kaysı bir dertini düşürgen bu ise davasını düşürgen. Davasını izleyler de gelir. Şunun için Müslüman ulamada tadıplar ana şu hadis esasında işte dert var ki davası tapıladı, urungandı, dünyada aşık buluşur. Namus buluş bu mahallede demek bizim dinimizde yok. Şunun için insanı siz etken milyar faaliyet eden, yürek faaliyet eden, başkası demen bir vaciye yüz verip nefes alış, kıyılaş falan da nefes sunni, nefes aldırış cihazını işe salış demek onu tıkarıp kalış için kırdayken hareket. Bu cüde yakışı iş. Şimdi o şeyle siz etkiyorsunuz ki karındaşları gelip biz uyuyla abareydik, yani bir yerde bir yer toplamasın, ne olsa ya uyuyla olsun, bilenler de yok. Bu adamın uyduruşundan beraber. Şunun için biz bunu kılamayız, halesiyle fırsatımız o ziyle. Demek bu cihazını işten toplatıp, eser ilerini alıp getirdiler diyemez. Bana şu en doğru gel. Şu en doğru gel. Bizim dinimizde canı üzülmeden adamını den, hani de, demek aparatını uzun koyuş, hatırlı hesaplanır. Madem ki canı turuttu mu, mutlaka uzuş mümkünmez.
tibbiyot bo'yicha bu odam o'ldi endi degan hukm chiqqandan keyin olgan. Bu haqida islom fiqhi akademiyalari mutaxassislar sizlarga o'xshagan tadbirlarni olib borib, ko'rib, uzoq vaqt o'rganib, ilmiy asosda o'sha sunniy nafas oldirish jihoziga ulangan bemorni tibbiy jihatdan o'rganligi sobit bo'lmaguncha apparatni uzib bo'lmaydi degan fatvoni chiqarishgan. Sizlar yaxshi tushunar ekansizlar, dindagi fatvoni bir masala desam, o'zi tushunchalar shu ekan. Endi oddiy xatni o'zgartirish kerak. Bunaqa paytda doktorlarni nima qilmanglar, qistamanglar, ularni noqulay holatga solmanglar, kasalliginglar, nazaringlar oxirigacha tursin. Mana siz aytyapsiz, 100 kundan keyin bir qiz turib yurib ketdi deyapsiz. Mani tushuncham shu. Demak, biz ba'zi bilan 150 kundan keyin turadi, kimdir 200 kundan keyin bo'ladi. Oxiri o'lsa o'zi aniq bo'ladi, o'shandan keyin uzish kerak. Mana shu narsani nihoyatda yaxshi tushunibsizlar, xalqqa oddiy xalqqa ham tushuntirish kerak. Bizga ham yo telefon bo'lib qoladi, yo bir odam keladi, bizni onamiz falon bo'libdi, shunaqa holda turibdi, nima qilaylik deb qo'yadi, demaydi. Aytamiz buni, mana fatvolar chiqqan yozida turibdi. Endi davolash maqsadida narkotik moddalarni ishlatish shariat bo'yicha qanday qaraladi degan ma'noda davolash maqsadida bo'lsa ruxsat beriladi. Chunki siz o'sha narkozni bermaguningizcha amaliyotni qila olmaysiz. Insonni o'zi chidamaydi sizni kesishingizga boshqasiga. Bu sog'liq uchun qilinyapti. Sarxush bo'lish uchun, mast bo'lish uchun emas. Niyat insonni sog'lig'ini tiklash uchun bo'layotgan ish bo'lganligi uchun ruxsat beriladi. Shuning uchun spirt o'zi oddiy holatda tursa harom narsa. Lekin tibbiyotda ishlasa halol bo'ladi. Chunki insonni sog'lig'iga xizmat qilyapti. Uni ichib mast bo'lish niyati yo'q u yerda. Ana shu qoida bilan, demak, o'sha narkotik moddalar bilan odamlarni sarxush qilib qo'yib, o'zidan ketkizib qo'yib, keyin jarrohlikni qilib, kasalxonadan joyini kesib, to'g'rilab, ancha o'tgandan keyin og'riqni qo'yganidan keyin tushiga keltirish, bu eskidan musulmon tabiblarining ishi ham shunaqa bo'lgan. Rahmat. Yana bir savollarimizdan biri, ko'p kelib turadigan savollarimizdan biri shundayki, bugungi kunda yurak xastaliklari inson o'limi bo'yicha birinchi o'ringa chiqib qoldi. Ya'ni demak, o'sha yurak xastaliklaridan bo'ladigan o'lim birinchi o'ringa chiqqan. Nima uchun shunaqa holatga kelib qolgan? Ya'ni nima uchun yurak xastaliklaridan o'lim ko'paygan? Sabab nima? Bu xastaliklarni oldini olish qanday bo'ladi? Profilaktik qilish masalalaridan qarab. Va bu narsada islom dinimiz nima deydi? Bu borada qanday yo'l tutiladi? Aytaman, kardiolog mutaxassislar bor, mana shu savol bersak-da, bu sabablar nima uchun mana shunaqa bugungi kunda yurak xastaliklari o'limga sabab bo'ladigan kasalliklar birinchi o'ringa chiqib qoldi. Nima uchun shunaqa? Yurak bo'yicha gapiradigan bo'lsa, bu turlunda siz aytganda 5 ta omil bo'ladi. Birinchi kam harakatlik, gipodinamiya deyiladi. Shu narsa hozir zamonaviy shu rivojlangan aql avtomobillar va boshqa общественный transport deyiladi. Shularni foydalanishdan va kuniga insonga kerak bo'lgan, organizm kerak bo'lgan harakatdan juda ham kam miqdorda harakatlanish bo'lgan yetar mobaynida shu yurak ishemi kasalligi 50-60 yoshdan boshlangan ilgari bo'lgan bo'lsa, hozir 40 yoshga yetmasdan yurak xastaliklari shuni oqibatidan kelib chiqyapti deb xulosaga kelyapti. Bu bitta bizni davlatda emas, boshqa davlatda. Ikkinchi omili bu ovqatlanish. Ovqatlanish me'yori inson tanasiga kerak bo'lgan o'sha birligi bor, o'z ovqatlari ham kilokaloriya deydi. Kilokaloriyadan oshig'i. Xususan bizani region deydi, shu iqlimimizga xos o'ziga bir mos bo'lmagan, organizmga kerak bo'lmagan haddan ziyod kilokaloriyani qabul qilishimiz. Bu ham tez tomir, birinchi bo'lib shu sezuvchan bo'lgan mayda tomirlar yurak qon tomir sistemasi ishdan chiqarish bo'ladi. Xususan shu ovqatlanish gipodinamiya ahvolida shu insonni tomirlarda bo'lgan devorlarni qalinligi va ularga
yopishib qoladigan bilashka deydi o'zbekchasiga pillachalar shunaqa shakllanishga olib keladi. Bu xususan o'sha tomirlarda qon aylanish buzilishi va vaqti-vaqti bilan qon tomir ham elastikligi buzilishi shuning oqibatida qon yaxshi aylanmasligiga olib keladi. Endi qolgan omillar nuqtai nazardan qaralsa buni tushuntirish uchun yana 3 ta omil bu tibbiy xodimlar o'zi ko'rib chiqadigan kriteriya hisoblanadi. Masalan, analiz tahlillari, qon tahlillari yoki boshqa ko'rsatkichlarga qarab. Shuning uchun hozirgi nima desa bo'ladi, bu tekshirishlar ilgariga dispanserizatsiya muammolari davlat tomonidan belgilangan masalan oilaviy poliklinikalar tekshirish har xil ishxona korxonalarga bo'lgan o'zini tibbiy punktlari shularda tekshirib turishga taklif beramiz. Nimaga desangiz, buni birinchi belgilari har xil bo'lishi mumkin yurak tomonidan. Buni eshitib ko'rib yoki qanaqadir tahlil shikoyatlariga qarab turib buni oldindan aniqlash, bu oddiy yurak doktori emas, oddiy doktorlarga ham bu narsa o'sha tibbiyot oliygohlarida o'rgatiladi bu narsa. Yani, umuman olib qaraganda hozirgi oxirgi 5-10 yil ichida bizani davlatimizda juda ham mukammal va tez rivojlanmoqda. Hozir aytilayotgan gaplarga xususan biz tomonidan, yurak tomonidan olib qaradigan bo'lsak, juda ham rivojlanish ko'rdi. Faqat ozgina yana vaqt talab qilinadiki, nimaga desangiz, hozir biz o'tayotgan o'zgarish Toshkentni aholisi 5 million bo'lsa, 5 millionga yetadigan misol aytib aytaman, 5 millionga yetadigan yurak bo'yicha tekshiriladigan joylar bor. Faqat shu viloyatlarga hozir shu mutaxassislar boshqalar shu koronografiya deydi, boshqa aparatlar deydi shu butun dunyo bo'yicha 1 million 1.5 million aholiga bitta apparat bo'lishi kerak. Shu narsa rivojlanib borishiga masalan umid qilamiz, masalan shu yaxshi bo'lib ketishiga. Nimaga desangiz, hozir ilgariga o'xshab infarkt kasal yoki boshqa yurak xurujidan keyin reanimatsiyada uzoq yotish yoki 40 kun mana infarkt bo'ldingiz, endi siz invalidsiz degan narsa hozir ko'rsatmalar bo'yicha yo'q. Nimaga desangiz, 3 kunning ichida appendisdan oyoqqa turib ketadi deb bemor xo'psirmasdan gapirasiz. Bitta yaqinlaringiz yotsa boshqa. Boshqa davlatlarda ham shu infarkt bo'lsa, bizda masalan appendisit degandek gap bo'lib qolgan. Kerak bo'lsa shuni operatsiya qilish, kerak bo'lsa shuni joyida hal qilib yuborish, infarkt bo'lishiga olib borishmaslik. Birinchi soatlarini o'zida shuni aniqlab, shunga imkoniyat bo'layotgan hozir bizda moslamalar yetarli darajada Toshkent shahrida. Shu narsa hozir yo'lga qo'yilyapti. Faqat yaxshi niyat qilib, Allohdan so'rab, mana 2006 yil o'zim guvohiman. Islom rivojlanish banki, bizni markazimizga 1 million 600 mingdan oshib, AQSh dollarida oshib, shu moslamani inom qilingan. Mana shu moslama orqali mana shu necha yil bo'lgan bo'lsa, masalan 8 yilga yaqin vaqt bo'lyapti, ancha muncha bizani vatandoshlarimiz shundan oyoqqa turdi. Xususan aytmoqchi bo'lgan gapim, shu 40 kun yoki infarkt yoki boshqa kasallik bo'lmasdan turib 2 kun 3 kunda oyoqqa turib mana yana o'z ish faoliyatini davom ettirmoqda. Bunaqa narsa hamyoqda bo'lishiga biz ham umid qilamiz. Tashakkur. Albatta, demak tibbiyot nuqtai nazaridan xastalikkacha olib bormaslik, demak shuni oldini olish choralaridan birlari, ya'ni o'sha boya aytgan gipotermiya, ya'ni kam harakatlilikni harakatchanlikka o'tish va o'sha iste'mol qilayotgan demak oziq ovqatlarga e'tibor berish va ikkinchidan mana shu narsani demak bu bekorga aytilmadi, aholini tibbiy saviyasi deb bekorga aytilmadi, bu ham saviyaga kiradi. Yani demak o'z vaqtida shifokorlarga murojaat qilib turish, ya'ni oldin qancha erta olinsa demak o'sha og'ir xastalikkacha e'tibor berish. Endi mana
İslam dinimizde, şəriətimizde mən şu oğaq xəstəliklərini, şimdə yürək xəstəliklərini, praktikasiya qılışı məsələsində qanaqa çora tədbirlərini, belə ki, dediyimiz şəriətimiz qanaqa bir nərsə gətlər idi, bu nərsəni Hazretlə olsun, yorub görürsünüz. Bismillahirrahmanirrahim. Ne kadar ağır keserlikler var ki yenilenen hamısını ihtiyaç çareleri bizi dinimizde kururken insan evvaliyetkenimizde özünü sağlıklı için gerek olan bölümüne bilişi farz. Namaz okuşkan diye farz olsa bu hamşun diye farz. Şimdi bu mesele için hazır vatadan yürek boyunca mutakasit tabirimiz keserliklerini kedip çıkış sebeplerini ait. Demek ki o işin sebeplerini organır. Çünkü yol koymazlıkla hareket kılıç Müslüman insanın bu işi kısaplanıyor. Bu kişi ettiler bana, demek ki kem hareketlik. Kem hareketliği insanın yüreğine hasta buluşma olarak birinci sebeplerdir. Bizim dinimiz ise hareket değil. Hemen her sefer hareketli çabuk. Hazır Mayıs kabibimizde, bura şu yüreğine kesalıp kaldı. Turdu siz erken aparattan dağlanıp ki neme tavsiye kılarsınız dese her günü 5 kilometre yürüyün deyimizdi. Ha? Şu. 5 vakit namaz. Cemaatke barış. Başka bir yok. Hakiki Müslüman cemiyeti de demek Müslüman insan namaz okuttursa ortası uyuyla nemanın arasındaki mescidin arasındaki neme mesafe 500 metre olaydı. Ertalab 1 kilometre yuradı, peşinde kelip 1 kilometre yuradı, tüm boyu öz özüde ibadet kılarak yüreğinin sağlığını sahledilen en katta anlığını amel başlıyor. İkincisi, notoru azukalanış, avukatlanış akıbeti yeken. Allah subhanahu ve ta'ala Kur'an-ı Kerim'de dedi ki, kuru ve şirabu ve la tusriku. Yeniler, içinler, israf kımıyla. Şu ayetini düşkende Müslümanlar okup amel kılı yürgende başka dinli vakitleri gelip avvalda sizlerde tıbbi yolu tutturup gelin şu adına etkende sizlerde hemen arası koyacağım. Tıbbini yarımı bana şu ayetten çıkartacağım. Hani şu badhurlik, köp avukat yiyiş, özgü yapmadan avukatlarını yiyiş gibi narsalarda bizi dinimizde katıp kaytardı. Bana şu nasıl parana kitaplarda var. İnsanlığı neydi? Orta cemiyatı bir avukatı. Üçten biri azıklar için karnını. Üçten biri içimlik için. Üçten biri hava için buluş gerek. Bundan artıkça olsa zarar gerek. Hani bana şu meselelerini, meselenin çareleri körülgen. Şunun için Müslümanlar dinini kılıp, riayasını kılıp, amelini kılıp yürgen de yürek hastalıkları. Bu mega, bu seyem kem oluyor. İkinciden, hazırlık gündeki musibetler, doğru, demek cihazlar, tabutların üstelik, ilimleri rivojlandı. Avval cüda katta falaket deb atalgan yürek keserlikleri, bargan sarı adli keserlikke aylanıp var yerdi. Lekin adli insanların içinde şunu düşünüş yok. Bana tabutlar aysınlar, köpçülük adamını derdi ciddileşip yetişti, yapı yaman akrobatik barışı, şu derdini derslerdeki aramaları paydağı bugünde doğru hareket kılıçtan çıkar. Mesela için yüreği kuru çıkan adam derdini yatıp kımıldamaya yatış gerek. Lekin bunu kılıçmaydı adam. Bu yaka yuradı, bu yaka yuradı, karnındaşları kurtarıp sudureydi. Akıbette haliki demek dert avcalarda aynısı yürek keserlikleri. Yani şu insüt bakarlarının köklerini olup kalışı şundan. Haliki dini manada, tıbbi manadaki bilim seviyesini kendiliği akıbetle gelirdi. O, bana bu derslerini, demek biz yakışık bir işimiz gerek, üçlerine amal kılıp varsa dinimizde sağlık, selamatlık için bulurken, demek amirlerine, buyruklarına, boysunganımız için uzunluğumuz, sağlığımız, hayır, barakamız, berdamım olur. Teşekkür ederim. Mana portalımızda online savollar ham kelib tushibdi. Shu savollardan bittasini bersam. Qish sovuqlarida istinjoda suv o'rniga qo'l salfetkalardan foydalansa bo'ladimi degan savol chiqdi. Bu online savollardan biri. Ya'ni demak, axoratda degan istinjo qilinadi mana shu savol. Xo'p, bismillahirrohmanirrohim. Bu savol eng katta savol. Eng ko'p takrorlanadigan savol. Ve en savalımızın pasliğinin deliyle olan saval.
Şu demek insanlar maharetten aldın, müstahaklıdır, istinca kılıç, özünü farklılaş bağlısı da ne doğru düşünce, yakı bilimsizliği akıbeti de soğuk günüde, soğuk cayda, soğuk söz musul bulan demek özünü tazelenip, istinca kılıp, müstahaklıdır, özünü özü keser kılıç olan. Erkekler ayağına verdim. Bu nerse insanlığın bedeninde iflas nerse. Necaset nesil dursa, şunu ketkizişi için kırnadığa nesil. O şu ketkiziz ne mağınan olsa var. Taş bulan buladı mı? Kesek bulan buladı mı? Siz erken sakletken bulan buladı mı? Yok ki başka nesil bulan buladı mı? Var. Elbette soğuk suğundan yuvuş yapmaz. Su bulan yuvuş, hazırlarıyla yukarı dereceleri emaliyle aşırış için özü özü müstahak edilerini kısar dolayı kırmasaya bol olarak da gengi. Demek, özüyle o şeyin kısa özüyle zarar ettiğinde daha olsa kılıç kudan kolaydı. Özüyle o şeyin zarar ettiğinde kolaydı. Ne yapsız konseptli adamların şunu düşünülmeydi. Kışın yazın şu savanı derişe uğradı. Bir tersiyle cevap verseniz, et tersiyle yerine başkası soru uğradı. Bunu yakışık olduğu ki hazır savunmaya hem de yuvası. Demek o şey tazalanış manası. Hem de o zaman roya kısıkta boldu. Elbette su kudan boluşu çarpmaz. Ondan geyin soğuk su bulan kışta dağarak kırış, ne bakar istinca kırış. Lakin kol, köz, kulağını yumuşan ne doğru. Çünkü insan zarar kaptırır. İkinci de soğuk olduğu için soğuğu da korkup titrep dağarakını yaşarak kırmaydı, şarttı bu da. Şunun için onu muhtadır suda kırış gerek. Sağlığı yiyen zarar etmesin, dağarakını faydalanıp kuşu huzuruyla zihnini bir cahide koyup, Allah'ım hani durup durup da diyen etikad bilen taharat kılıcı diye hem karakıp vermezsin. Hani şunu, hani şu nerselerini biz organizimiz gerek. Rahman. Teşekkür ederim. Yani bir soru düşken iken, Müslüman kişi tek ilmeden kançalık noktada organiz gerek. Yani kança organiz farzı, kançası organiz müstakal. Bu ilimden farzı aynı hem var mı? Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Bu sorunun cevabını aldın aytib o'tdik. Her bir Müslüman şahsını şahsiga özünün sağlığını saqlash uchun kerak bo'lgan darajada tibbi ilmdan xabardor bo'lish farzi ayn. Yani her bir insonning boshiga farz. Shundan beparvo qolib, o'sha beparvoligi, bilimsizligi oqibatida organizmi kerak bo'lgan narsani o'rganmasligi oqibatida sog'lig'iga zarar yetsa, o'sha inson Allohning oldida gunohkor bo'ladi. Endi bir jamiyat a'zolarining barchasi o'ziga kerakli, sog'lig'iga kerakli tibbiy ilmni o'rganib yuribdi. Lekin hamma tabib bo'la olmaydi. Endi jamiyat a'zolaridan tabibga muhtoj insonlarning ehtiyojini qondirish uchun kerakli sonda va kereklik sifatda tabiblarni tayyorlash, ularga demak ishlash sharoitini yaratib berish, asbob-uskunalarni tayyorlab berish jamiyatni burchidir. Qaysi bir jamiyatda tibbiy sohada kamchilikka yo'l qo'yilsa, o'zlarini tibbiy jihatdan ta'minlay olmay, boshqalarga ehtiyoji tushadigan bo'lsa, o'sha jamiyat butun boshi bilan Allohning oldida gunohkor bo'ladi. Farz amalni qilmagan bo'ladi. Endi jamiyat tushundi, o'ziga yetarli tibbiy xodimlar kerak ekan. Shu tibbiy xodimlarni tayyorlash muassasalari o'quv yurtlari qildi, ustozlarni olib keldi, ularni ilm olishiga sharoit yaratib berdi, yetuk mutaxassislar qilib tayyorladi, shifoxonalarni qurdi va u yerda ishlash sharoitlarini yaratdi. Endi bu yerdagi butun jamiyat boshiga farz bo'lgan narsa tibbiy xodimlarning zimmasiga farz bo'ladi. Ular endi vijdonan ishlashlari kerak. Jamiyatni tibbiy sohadagi ehtiyojlarini to'liq qondirishlari kerak. Ular o'z ustilarida ishlamasalar, dangasalik qilsalar, ilmdan orqada qolib ketsalar, jamiyatni tibbiyotga bo'lgan ehtiyojini qondirisha olmasalar, ular gunohkor bo'ladi. Mana shu narsani biz hamma sohada shu. Hozir misol uchun
odatda bo'lib turadi, ba'zi bir yuqumli kasalliklar tarqab ketib qoladi. Mutaxassislar yetishmay qoladi. Shunda zudlik bilan o'zlarini tayyorlab yetkazish, kerakli davolanmalarni olib kelib, shu narsani bartaraf qilish hammani nimasiga vazifasiga aylanadi. Mana shu haqiqatlarni biz tushunib olishimiz kerak. Mana shu islom nima hadis va hayotni 18-chi juzi tib va dam kitobi degan kitobda mana shu narsalarning hammasi bor. Odamlarimiz shu kitobni o'qiganlar tushunib borishyapti. Bugungi suhbatlarimiz ham shunga o'xshash kishilarimizga bir ma'rifat berish, bu borada ziyoli qilish ma'nosidagi suhbatlar Alloh ularni ham barakotli qilgan bo'lsin. Rahmat, hazrat. Saytimizga, portalimizga ko'p kelib tushadigan savollardan biri shunday bo'ladiki, odatda bemorlarni shifokor maslahati bo'lgan o'ylatilganda biz ularga bugungidagi zamonaviy dori vositalarini tavsiya qilamiz. Ya'ni bu odatda ko'pincha sintetik dorilar bo'ladi. Mana shunda ular shunday savol berishadiki, bu dorilarni o'rnini bosadigan tabiiy vositalar bormi? Ya'ni o'tlardan qilingan tabiiy vositalardan qanday foydalansak bo'ladi degan ko'pincha savol bo'ladi. Shu mazmunda bizda mana hozir mehmonimiz ishtirok etyaptilar. Bu yerda Ahmadxon Hojakamov ishtirok etdilar. Bu kishi mana shu fitopreparatlar ishlab chiqarish bilan shug'ullanadilar. Mana shu borada qanday ishlar olib boryapti? Ya'ni qanday fitopreparatlar mana shu bugungi kunda sintetik dorilarga bosa oladigan darajada bormi? Shu borada qanday maslahatlar bo'lishi mumkin? Bismillahirrahmanirrahim. Eyni uzar hamdülsən Allah, Allah-u Teala adı olsun. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam geçirsiz, dedi salam, şəriflərimiz olsun. Esselamu aleyküm və rəhmətullahi və bərəkatuhu. Mənbələrdə yazılış ki, Allah-u Teala bəndəsi ki, dərd verişdən aldın, usumlik aləmini yarattı. Ve o bilərgə əmr kıldı. Nəmə qaysı dərdgə dəva buluşun. Biz bugünkü kunda sog'liqni saqlash vazirligidan ro'yxatdan o'tkazilgan uzoq standart korxonasidan sertifikatsiyalangan 24 xil biologik faol qo'shimchalar najot yig'malarini ishlab chiqaramiz. Bular demak mana shu Alloh taolo bizlar uchun muhayyo qilib qo'ygan o'simliklarning yildizi, ularning poyasi, bargi, guli, mevasi hamda urug'idan tayyorlangan har xil yig'malar. Yurak qon tomir sistemasiga, asab, buyrak, jigar va boshqa ichki a'zolar faoliyatiga taalluqli bo'lgan yig'malar bu. Biz tan sihatlik, xotirjamlikni Allohdan so'raymiz. Shu salomatligimizni doim bir maromda ushlab turishimiz uchun avvalo kun tartibini to'g'ri tashkil qilgan holatda boyagi birodarimiz aytib o'tganlaridek oziq-ovqat bilan oziqlanishga jiddiy ahamiyat berishimiz kerak. Zero xonadon sohibini o'z ahli oilasiga beradigan luqmasi ham u uchun bir ajrga savob bo'ladigan narsa ekan. Biz agar kun davomida uch mahal kerakli bo'lgan oziq-ovqatni vaqtida iste'mol qilsak, tanamiz sihat salomat bo'ladi. Biz bu Alloh yaratgan mo'jiza jasadimizga vaqtida xom ashyoni bersak, bu jasadimizdagi mavjud bo'lgan bezlar mana shu hozir biz turgan 9 qavatli binolarni o'ta zamonaviy laboratoriya bilan jihozlab shu yerda sintez qilib bo'lmaydigan sintez ishlarini bu jasadimizda bemalol hech qanday shovqin-suronsiz o'ziga kerakli narsalarni yaratib yuboradi. Faqatgina biz unga kerakli voyaga yetganimizdek xom ashyoni vaqtida berib turishimiz kerak. Mana shu xom ashyolar Alloh yaratgan bu o'simlik olamida mujassamdir. To'g'ri ovqatlanish, kerakdan ko'pini iste'mol qilmaslik, bular hammasi mana yetib o'tildi. Mana shular bilan bir qatorda shu bizga chiqarayotgan yig'malarni ham choy o'rnida iste'mol qilib borilsa kasallikni davolagandan ko'ra uni oldi olinishi afzal bo'ladi. Bu ham katta insonga foydasi deyiladi. E'tiboringizga rahmat.
Demek ki bu filtre preparatlarımız yani o'simliklardan tayyorlangan damlamalarimiz odatda ko'pincha bu ozuqaga qo'shimcha sifatida ishlatiladi va bu vositalar kasallikning oldini olish uchun muhim vosita hisoblanadi. Demak, bulardan foydalanib tursak, demak o'sha boyagi aytganimiz og'ir kasalliklarni oldini olgan bo'lamiz. Muhtaram savollar tibbiyot ya'ni hozirgi kundagi madaniy saviyadagi tibbiyotni tushunchasini bilmoqchi edim. Ya'ni bizda hadis va hayotning 18-chi tibbadan kitobida olgan ma'lumotimizga qaraganda islom shariatini tib bo'yicha qo'ygan asoslari hali odamlarni kallasiga kelmagan paytida qo'yildi. Bundan 1000 yil oldinlari shu asosda qo'yilgan. Shulardan bittasi aytilishicha dorishunoslik bilan shug'ullanayotgan odamlar davolashlikka urinishliklarini o'sha paytlarida ruxsat berilmagan. Dorishunoslik bilan shug'ullanadigan odam kimgadir tashxis qo'yishligi, kimnidir davolashligi uni qo'llab qo'ydi. Doktorlik bilan shug'ullanadigan, davolash bilan shug'ullanadigan odamlarga dorishunosligini ruxsat berilmagan degan ma'lumot. Hozirgi kunda shu qaysi saviyada qanday tushuniladi? Shu ma'noda fikr eshitmoqchi. Shifokorlar mani fikrimcha bu savolni savol emas, bu holatni bo'lishi muhim. Chunki dori vositasini yasab ishlab chiqaruvchi odam biror bir manfaatni ko'zlagan holatda o'zida yo'q bo'lgan, lekin shu dardga shifo bermaydigan, lekin o'zida bor narsani tavsiya qilib qo'yishi mumkin. Bu holat hozir bizda azroq rivojlangan, chunki aptekalarda chet elda biror bir mahsulotni yozib berishdan oldin shifokorning tavsiyasi bo'lmasa berilmaydi, retsept deyiladi. Bizda bu narsa hali yo'lga qo'yilmagan, qo'yilish arafasida turibdi. Chunki hozir bemor odam bir xilda o'zimiz ham guvoh bo'lib qolamiz, aptekaga kirganda dorixonaga tomog'im og'riyapti yoki yo'talim bor edi deb bir dorini anaqa qiladi va o'shanga nisbatan dorini olib ketadi. Bu ayrim holatlarda chetdan kuzatib turganda doktor bo'lgan odamga noto'g'ri maslahat berishlarini ham aniq ko'rib qolishimiz mumkin bo'ladi. Endi shifokor o'zi dori ishlab chiqarmasligini taqiqlanishi ham bu to'g'ri deb hisoblayman, chunki ayrim holatda shifokor bu dorini yasashga nisbatan biror bir arzonroq usullarni qo'llab qo'yishi mumkin yoki mutaxassisligiga nisbatan sal juda keng ma'nodagi bo'lgani uchun shifokor ham tayyor narsalardan foydalanishi bu menimcha to'g'ri narsa deb hisoblayman. O'zi voqealardan ham shunaqa, hozir dorishunoslar davolash bilan davolovchilar dori tayyorlash bilan shug'ullanishadi. Avvalo dardga birinchi to'g'ri tashxis qo'yish bu tabibning ishi, doktorning ishi. Bizani dorishunoslarning ishi unga qo'yilgan tavsiyani amalga oshirish. Agar yana biror savol yoki mulohazalar bo'ladigan bo'lsa, ishtirokchilarda berishlari mumkin. Savol bo'ldi, mumkin bo'lsa, men adashmasam Islom usulida o'qidim yoki boshqa. Donorlik, men qon masalan, qon quyish masalasida bilan Islom dinida juda qattiq to'g'ri tushungan bo'lsam, bu yerda nima o'sha orqasidan tekshirib tashlash ma'nosida. Qalb qonlash ketgan. Mana hozirgi kunda bizda bu narsa yaxshi rivojlangan. Ma'lum toifa odamlar buni orqasidan qulni o'tkazadi. Shu holda qon o'zi aslida harom narsa hisoblanadi. Insonni qonini, hayvonni qonini. Chunki tanadan ajralgandan keyin demak o'sha narsa insonniki, hamma narsasi ham. Demak birovni manfaati uchun ishlatishi ruxsat yo'q. Inson aziz bo'ladi. Ana shu e'tibordan bizda qonni sotish man qilingan. Lekin buni evaziga bemorlarga o'zi ixtiyoriy ravishda xayri ehson sifatida qon berish yo'lga qo'yilgan. Savob olish uchun odamlar beradi. Misol uchun shia mazhabiga mansub musulmonlar o'sha ashuro kunlari o'zidan qon chiqsa savobi ko'p bo'ladi, o'zini urishib, pichoqlashib, o'g'il gaplar yo'lga qo'yilgan.
ulamaları raqsaya, xalqda işlə şünərsə var. Çünki hazır ular şundan faydalanır, bu pişağına ya ki başa nəsələrindən, zəncirinə vurub, o zindən qan çıxarmayıb, şifahanaya varıb, kəsərlərinin faydasıqa qan tapışırıb qoysayın. Güdər kəndə savab olardı, Hazreti Hüseyin de bugün muhabbetinin təsdiqi şübh olardı deyilən manada fədvalarını çıxarlar. Başqa tərəfdə həm ulamalar güdər tərqib qırışadır. Bıradarlar, apa singirlərimiz bemar qorq olardı, ularda qan kereq olardı, şunun üçün imkanı varlarımız, sağlarımız qandan təyir etsən qıptır edildir, qan bankları deyilən təşkil edildir. Oşa hər bir qanını alıb, proqrafikas alıb, bankı qoyub qoyuladı. Kim de ihtiyacı olsa, çünkü bir kul verir. Ana şu yapı var bizde. Doğru. Teşekkür ederim. Yani eğer oradan bir sağ ol, eğer hazır böyle diyeyim, bazı değişikleri mümkün. Hazret, bugün bir sohbetimizde ayet oturgen, malumatlarını umumlaştırgen halde bir öz fikrimi hazırlayınızı bildirseniz de, ben şu, şunlara bugün bir daha rastlayın bizde, yakın sözünüz. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Bugün bir sohbet tabii halde aldığından alakadar bir dayanlar yok ki başa kımasayan, Çin kömürden çıkarken dil sohbeti bozulduğu için elhamdülillah barakatlı oldu. Hem de bu saftarlıktan çiftleken halde Konglede turgan yapını aitti. Hemmesi uzumuz, elimiz, yurtumuz, halkımızın selameti ligi toplusluğun kaybolusundan, taşvişiden bunlarla kendilerine yaşlı yürgen koyuş boyunca muvaffakiyetlerimiz nemeden ibaret o, kemçilerimiz nemeden ibaret toplusluğun sözler etrafı da oldu. Oturan Avrar Damlani mavzuları da hoşumça kılı aitmaksımak ki hazır bir günde o işi fabriller, sehirgerler, o yani münaccimu, başka na-ananavi tarzda adamlarını davalaşını, dava kılıp adamlarını pulunu, vaktini, zihnini, behuda kefilişke sebep oluyorken kişilerini faaliyeti, şeriyetke mutlaka doğru kelimesliğini ulamalarımız köprak bayan kılıçları gerek. Şu hakkında ben bir kitap yazdım. Hazır kitabını benimce çok kırışka yakın kaldı. İnşallah o şu kitabını takdimatı da bu arada alakta söz yürütemez. O şu Rusya'daki 30 milyar dolar bir yılda ketiyken bezizemez. Bu az mablanmaz. O şu ahbara çıkan günü şarkçılardan bittesi et yaptı. 30 milyar hazır programda Avrupa'nın müşkülatı harbi olarıdır. Çünkü 20 milyardı Gresiye'ye gerek idi, 10 milyardı Kipir'e gerek idi, iş biter idi diye. O bizde hangi etkenliğinin hesaplarımız yok hala. Neyle o pul dolar kese kessin, lakin adamların sağlığı kediyor. Ulu kualiyetkenler var, doktorlar var mesela o şeylerle var. Bu katta bir hatar ekenliğini düşünüp yetişmemiz gerek. Ana şu, özünü bayışı, yolu da adamlarını aldar, şeriatını saxtalaştırıp, kursatıp, neme kısa kılıp, faaliyet avar etkenlerle karşı kuraj, her bir mumun Müslümanı burcu hesaplanadı. Hüseyin Karıdağ'ına etken mavzu boyunca ayrı devam olsaydı, hakikaten bugünkü kündeki tıbbiyatını dinimiz talimatları asaslı organı cemiyetke sindiriş bağlısı da İslam Fıkhı Akademiyalarının kliyetken hizmetleri cüdakette. Lekin şu bilan birga Kuveyt davlatida tibbiy ilimler bo'yicha İslam munazamasi yani muassasasi tashkiloti degan alohida xalqaro tashkilot var. Fakat tibbiy ilimler to'g'risida ilmiy bahslar boradi. Tababatda bugungi qo'llanayotgan uslublar shariatga to'g'ri keladimi yo'qmi? Chiqarilayotgan dorilar to'g'risida shariatning hukmi nima? Ma'nosida tabiblar bilan ulamolar qo'shilib birgalikda hal qilishadi. Bir neyse yerlerde halkara konferansiyalar bulup otken, o muhasesedeki azizler, benim ağayınlarım, ziyaret kıyamam, çıkardığım kitapları, bir kança kitaplar, cüda kub kitaplarını çıkarışken. O şeylerin her biz imkanımızı tapıp, biraz tercüme kalıp, halkımızla yetkizişimiz cüda katta faydalı işler olaydı.
ana bu taraflarını, endi hadigi insonlarning sog'lig'ini saqlash, kasallikni oldini olish bo'yicha bo'layotgan dinimiz ta'limotlarini yana ham kengroq targ'ibot qilishimiz kerak. Chunki dardni davolangandan ko'ra oldini olgan afzal. Ham yengil, ham arzon. Hamma tarafdan yaxshilik bo'ladi. Bundan keyin inson a'zolarining ko'chirilishi borasida juda yaxshi ma'lumotlar bo'ldi. Alhamdulillah, mana bizning yurtimizdagi bu boradagi erishilgan yutuqlar, insonlarimizning sog'ligi uchun qilinayotgan xizmatlar juda yaxshi. Ya'ni diniy ma'noda bu ishlarga ruxsat berilgan. Ruxsat berilgan, chunki bir odamni hayotini qutqarib qolish masalasi o'rinda turibdi. Shuning uchun o'zi rozi bo'lgan insonlar ikkinchi insonlarga o'ziga zarar yetmaydigan tarzda a'zolaridan nima? Hayriya ehson qilishi mumkin. Mana hozir jigarini imkoni bor. Bir sog' odamni jigaridan bir ma'lum qismini kesib olib, jigardagi demak bemor odamga o'rnatilsa, u odam ham yaxshi bo'lib ketyapti, jigari kesilgan ham yaxshilanib, tuzalib ketyapti. Bu yurakning bittasini olib, ikkinchi ikki tarafi qurib qolgan odamga o'rnatilsa bo'lyapti. Yana boshqa holatlar bor. Bular hammasi fatvo berilgan, ruxsat berilgan. Bitta mulohaza bor. Misol uchun o'sha o'zini a'zosidan kimdadir berayotgan odam ikkinchi bir kishiga bog'liq bo'lsa, u kishi ham rozi bo'lishi kerak. Misol uchun bir ayol o'zini a'zosidan bir qismini akasiga, ukasiga, qarindoshiga bermoqchi. Erini roziligi kerak. Eri rozi bo'lishi kerak. Ha, men ham shunga qo'shilaman deyish kerak. Yo'q, men sani uni jigaringni bir burchini berib qo'ysang, senga o'xshagan sal so'yib qolgan xotin menga keragi yo'q degan bo'lsa, orada janjal chiqadi. Mana buni ham nimasi e'tiborga olingan. Bundan keyin yana tib rivojlanib boraversa, yana ham yaxshiroq holatlar bo'lishi mumkin. Avvallari birovning buyrog'ini ikkinchisiga qo'yish degan narsani odamlar kallasiga sig'dira olmasdi. Yoki jigarni qandaydir joyini kesib, tariqa bossa, u ham o'sib, bu ham o'sib ketishini hech kim hayoliga keltirmasdi. Alhamdulillah, o'sha yutuqlardan bizni xalqimiz ham demak foydalanyapti, mutaxassislarimiz shunda o'rganishyapti. Xalqimizda bu boradagi ehtiyojlarni qondirish harakatlari ketyapti. Alloh yana ham oson qilsin, yana ham ko'proq shunaqa narsalarni bo'lishini demak ta'minlagan bo'lsin. Boshqa aytilgan fikrlar, mana muslimat o'zini qilayotgan ishlari, ularni o'zida psixologi, tabibasi bo'lib, opa-singillarimizdan kelayotgan savollarga javob berib turishlari, boshqa hozirgi bu yerda qilingan Ra'noxonning ma'ruzalari, hammasi yaxshilik. Ayniqsa ayollar tarafga alohida e'tibor berish kerak. Oddiy misol. O'sha bir katta oilaning onasi tavorida ozgina xabardor bo'lsa bo'ldi. O'sha bolalarni qo'lini kesib oladimi, boshi og'rib qoladimi, nima bo'lsa o'zi bilib, doktorga ko'rsatib, ishini qilaveradi. Ona tushunmasa, bolasini g'ayri organda nima qilishini bilmay tursa, buncha katta musibat bo'ladi. Shuning uchun qizlarimiz, opa-singillarimizga mana shu tibbiy saviyalarini yuqori bo'lishi nafaqat o'zlariga, balki oilalariga, qarindosh urug'lariga ham yaxshilikni katta bir demak namunasi bo'ladi. Shuning uchun muslimat o'ziga yana iltimos qilamiz. Mana shu borada xalqimiz, opa-singillarimiz, qizlarimizni bilim saviyalarini orttirib borishda ko'proq harakat qilinglar. Ularga ko'proq tibbiy ma'lumotlarni taqdim qilinglar. Mana ularni o'rganish bo'lsa, inshaalloh hammalari uchun yaxshilik, xayr baraka bo'ladi. Mana bu sohbatlarni hammasidan ko'rdikki, alhamdulillah, hozirgi kunda bizi yurtimizni tibbiyotida ham yuksak darajadagi o'sishlar bor ekan. Mana yurak kasalliklarini davolash uchun imkoniyatlarni mutaxassislarimiz gapirib berishdi. Boshqa taraflari Allohdan so'raymiz, bu yana ham ziyoda bo'lsin, yana ham yuqori darajaga ko'tarilsin. Xalqning salomatligi, sog'lig'i, xayr barakasi, elning boyligi. Buning uchun hammaning qayg'usi, tashvishi bo'lishi kerak. Hammalari inshaalloh yaxshilik, xayr barakaga sabab. Xo'p, shu bilan birga yana aytmoqchimizki, mana shu ta'limotlardan ko'pchilikka, oddiy xalqqa ko'proq yetkazish kerak. Mana shu domlalarimiz bir necha marta nomini aytib o'tdi, hadis oyatni 18-chi juzi tib va dam kitobi. O'sha tibbiyotni, o'sha tibbiyotga oid narsalarga bog'lab
dam degan narsani o'zini chegarasi bor, shu belgilab qo'yilgan. Dam solish ma'lum bir joyda xolos. Boshqaga aralashtirmaslik kerak. Ularni hammasini yo'lga qo'yishimiz kerak. Shu kitobni ruschaga tarjima qilganidek ko'pchilikka yoqdi. Hozir xalqaro tashkilotlardan rasmiy menga murojaat bo'ldi. Shu kitobingizni ruxsat bering. Biz Moskvada ko'p sonlarda chiqarish niyatimiz bor degan. Ya'ni boshqa xalqlar o'qib ko'rib, bundan ajablanishyapti. Shunchalik ma'lumot bor ekan, biz bilmasakanmiz degan ma'noni aytishyapti. Ko'pchilikka buni bildirish kerak degan nimalar bor. Ana o'shani biz xalqimizga yetkazishimiz kerak. Inshaalloh yaxshi bo'ladi. Bu anjumanni bu shaklda, sodda bir tarzda o'tishini o'zi katta yutuq. Tabiblar, dini ilm demak mutaxassislari bir g'oya uchun, xalqning sog'lig'i uchun, elimiz, yurtimiz, farzandlarimiz, o'zimizni sog'lig'imiz uchun birgalashib hamkorlik qilishlari, bir-birlariga yordam berishlari, hammalari bir bo'lib el, yurt, xalqning sog'lig'ini yaxshilash ma'nosida niyatlari borligini isbot qilishlari juda katta yutuq deb hisoblanadi. Alloh unga xayr baraka bersin. Shuning uchun ushbu anjumanda ishtirok etgan azizlarimiz barchalariga yaxshilik tilab, orzularini yuzaga chiqishini tilab, o'zlariga sog'lik-salomatlik, kasblariga baraka tilab duolar qilamiz. Albatta bu anjumanda ishtirok etishni har bir insonni demak ajr-savob olish niyati bor, boshqa niyati yo'q. Ana shu niyatlarga erishtirishini ham Alloh subhanahu va taoloni o'zidan so'rab qolamiz. Hozir demak nashriyotdagi va islomimiz portalidagi xodimlarimiz muhtaram mehmonlarimizga bir donadan shu kitobni taqdim qilish niyatlari bor ekan. Xursandchilik va tashakkur bilan qabul qilib olishlarini so'raymiz. Rahmat sizlarga. O'zimiz ko'zlagan natijalardan afzal natijalar bo'lishini nasib etgan
Allah usul yerde korku taraf dua kutturgan azizlerden ötgerlerine hemmelerine rahmet eylegin. Özlerine selamet eylegin. Bu ruh ve sevaplı işte iştirak etkenleri için acır sevaplarını köpektirip vergen. Barçalarını kasıpkarları gibi baraka vergen. Daima hayırda, yakşilikte sabit kadem olup barışlarını nasip etken. Elimizin, yurtimizin, halkımızın sağlığı, selamatlığı ve arasında hayatkan hizmetlerini unumlu barışını. Hizmetlerinde daim baraka barışını, yakşilik barışını nasip etken. Bu azizlerimizin hammalarını, arzularından hafızalını vergen, dileklerinden yakşısını vergen, dualarından alasını kabul eylegen. Aile azaları, kavun karındaş, yarı dost braderleri ile sağ salamet insanı akılgen, türlü bala afetlerden, hafı katarlardan uzun hazretin. Umurlarına, rızklarına, kasiplerine baraka vergen. Allah halkımızın sağlığını uzun muhafaza eylegen. Hammaları sağ salamet yürüyüşlerini nasip etken. Türlü bala afetler, kasalliklerden esregen. Bemarlarımızın hammalarına şifayı kamil vergen. Şifakarlarımızın mehnetlerini semerali buluşunu nasip etken. Hammalarını parvardigara halkımızga ihlas bilen kılayakkan hizmetlerine veredigan acirini, sevabini kopaytırıp vergen. Rabbana etine fid dünya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azaben nar ve sallallahu ta'ala ala khayri khalqihi Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in bir rahmetke ya erhamallah. Rahmet, selamun aleyküm.